İyi akşamlar efendim. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Bu akşam Taksim Meydanı'nı iki bölümden oluşan bir şekilde hazırladık sizlere. Birinci bölümde Taksim Meydanı özelde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na gazeteci arkadaşım Kübra Par'la beraber sorularımızı yönelteceğiz. Kemal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Teşekkür Kemal Bey. Teşekkür ederim Kübra N Hanım. Nasılsınız Kemal Bey? Gayet iyiyim sağ olun. Teşekkürler. Efendim çok sayıda sorularımız var Size programımızda e, izleyicilerimizin interaktif katılımlarına da açık Onlardan gelen soruları da burada değerlendireceğiz Ama ben isterseniz izin verirsen Açılışı yapayım tabii sonra ki, tabii Sevgili ki, Kübra ile devam edelim e, Türkiye'nin haftalardır konuştuğu e, Narin kızımız var Biliyorsunuz Diyarbakır'ın e, Bir köyünde evet. e, Vahşice katledildi ve Türkiye'ye ve devlet olanca gücüyle yükleniyor ama bir türlü tam olarak cinayet ortaya çıkarılamıyor. Bu konuda belirli hassasiyetler de var tabii. E, bu özellikle devlet tarafından da iletiliyor. Narin Güran cinayetin ilişkin bir şeyler söylemek ister misiniz Sayın Genel Başkan? Buradan başlayalım. 85 milyonluk bir nüfusumuz var. Emin olun, 85 milyonu da derin bir üzüntü içinde. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, çok küçük bir yerde bir köyde öldürülecek aradan bu kadar süre geçtiği halde hala katili bulunmayacak. Bana söyler misiniz? Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Bu ülkenin polisi var, bu ülkenin jandarması var, bu ülkenin savcıları var, bu ülkenin hakimleri var, bu ülkenin vicdanlı insanları var. Hepimiz büyük bir merakla bekliyoruz ya katil kim? Bu aynı zamanda devletin yapılanmasındaki çürümeyi de gösteriyor. Hani olur da büyük bir kente ararsınız bulamazsınız vesaire falan. Ya 85 milyon hep beraber katili aramaya başladık. Nasıl bir devlet anlayışıdır bu? Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Küçük bir yer. Efendim neymiş? Yalancı e, tanıklar mı diyorlar işte. Evet. Gizli tanıklar. Gizli ta ya Hayır. Sahte. Yönlendirmişler. Hala. Sahte evet. tanıklar yönlendirmişler. Ya Allah aşkına siz çocuk musunuz ya? Emineşen Yaşar'a bakın. Evet. Sinan Ateş'e bakın. falan Rabia'ya bakın. orduda Hayatını kaybeden. Ne oldu? Toplumun endişesi nerede? Katil kim? Ve bu katil bugüne kadar niye ortaya çıkarılamıyor Aile susuyor deniyor efendim. Siz kamu görevlilerinde burada sorumlu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çünkü konuşturamıyorlar anladığımız kadarıyla katili ya da aileyi. Aileyi niye konuşturamıyorlar? Belirli. Delilleri koyarsınız önlerine. Varsa delilleriniz. Koyarsınız. Tanıklar var. Tanıkları koyarsınız. Siz eğer olası bir baskıdan insanlar ifadelerini değiştiriyorlarsa o baskıyı yapanlar kim? Hangi güçler bu baskıyı bu insanlara yapıyor? İfadelerden vazgeçiyorlar bu insanlar. Bunlar kiminle, kimlerle konuşturuluyorlar? Şüpheniz mi var efendim? Yani buna dair bir kanınız ya da şüpheniz mi var? Anlamak için soruyorum. Şüphem şöyle. Bu iktidar adalet kurumunu da mahvetti. Devlete liyakati bitirdi. Devlette kimin nasıl çalıştığı belli değil. Sinan Ateş olayı alalım. Ankara'da hepimizin gözleri önünde olmadı mı? Oldu. Arabalar belli, kişiler belli. Hala failler nerede? Niye davalar bu kadar gecikiyor? Kimlerin baskısı var? Bir milletvekili çıkıyor diyor ki efendim bildiğimiz çok şey var ama şimdi konuşmuyoruz. Ne demek bu? Ne demek bu? Hangi gerekçeyle konuşmuyor ve bildiklerini sormazlar mı adama sen milletin vekili misin yoksa belli bir grubun vekili misin? Adı üstünde milletin vekiliysen bildiklerini açıklayacaksın söyleyeceksin. Küçücük bir köy ya. Sen hala bu kadar zaman geçmiş hala katil kim bilmiyorsun. Devlet olarak bilmiyorsun. Çünkü devletin yapısını o kadar bozdular ki o kadar çürüttüler ki kimin eli kimin cebinde belli değil. Ne olduğu belli değil. Üzülmez misiniz Allah aşkına ya? 8 yaşında bir çocuk ya. Evet. Acı. Evet. Bu kadar büyük acı. Toplumda kaygı var. 8 yaşındaki bir çocuğun katillerini o dar alanda yakalayamıyorsa, bulamıyorsa failleri, katilleri bulamıyorsa olmaz efendim. Sabah öyle akşam haberler. Kim ne yaptı, kim ne söyledi? Ya siz cinayeti soruşturuyorsunuz ya. Siz magazin haberi yapmıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Neden bütün Türkiye neredeyse ne kadar geçti süre? 30 gün, gün oldu. 30, 30 güne gün yakın. Evet. evet. Nedir bu Allah aşkına ya? Sözcü gazetesinin manşeti vardı. Tamam küçük kızımızı unutmayalım ama hayat pahalılığını şunları 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 da unutmayalım diye. Bu iktidarın yüzünden aklımıza her şey geliyor. Peki. Şimdi ee, istersen şu bir son dakika bir geliş şey var bir öyle yarın mi? Tabii, ayrı, ha, ya, tabii, Yarınki evet. gelişme var e, ben istersen sen sor. son dakika var. Hayır, hayır saydım, başka, başka son dakika. Çünkü Türkiye'de evet. son dakikalar evet. eksik olmuyor malum. Sen devam edin. İyi Parti lideri Musavat Dağlıoğlu ile yarın bir görüşme yapacağınızı duyduk efendim. Doğru mu? Öncelikle kendisi bir teyit genel başkan olarak seçildikten sonra kendisini ziyaret etmemiştim geçen telefonda konuştuğumda e gelmek istediğini ifade etti. Ben dedim ki Sayın Genel Başkanım, benim size gelme borcum var dedim. E, o nedenle kendisini ziyaret edeceğim. Yani bir nezaket ziyareti mi? Yoksa ziyareti. başka bir Yok, hayır. E, başka hayır, siyasi, hayır, siyasi bir, konularda bir nezaket ziyareti? Gelecek kendisini zaten öteden beri tanıyorum. E, seçildi, genel başkan oldu. Kendisini gidip kutlamak, e, hem de çayını kahvesini içmek için. Misalvat Bey son dönemde CHP'yi de çok eleştiriyor. Yerel seçim döneminde epeyce bir rekabet oldu. İki parti ittifak yapmadı, e, Dolayısıyla sizin ziyaretiniz CHP ile ilişkileri de yumuşatır mı İyi Parti arasında yoksa bizimki sadece özel bir e, ziyaret. Özel bir ziyaret tabii. Doğal olarak siyaset de konuşulur elbette. Elbette siyasi partiler birbirlerini eleştirirler. Bu da işin doğasında olan bir şey zaten. Rakiptir aynı zamanda siyasi, siyasi partiler. E, dolayısıyla bu e, Musavat Bey ile olan dostluğumuzu e, bitireceğiz anlamına gelmez tabii. Peki. Efendim şimdi biraz e, hararetli konulara doğru girelim isterseniz. Anayasa tartışmaları. Şimdi geçtiğimiz hafta burada TV Stüdyoları'nda Zekeriya Yapıcıoğlu Hüdapar Genel Başkanı'nı ağırladık. Benim programımda. Evet. E, Zekeriya Bey benim programda da söyledi. Sonra hafta içinde başka programlarımız evet. çıktı. Oralarda da yeniledi. Ve e, anayasanın ilk dört maddesinde bizim itiraz edeceğimiz bir şey yok ama dördüncü madde yani değiştirilemez hükmünü koruyan dördüncü madde ee, demokrasi açısından sakıncalıdır. Bu kaldırılma, kaldırılabilmelidir, konuşulabilmelidir şeklinde ifadeleri oldu. Şimdi e, bir, size dördün, ilk dört maddeyi soracağım. E, ee, Tartışılabilir mi, konuşulabilir mi? İki, daha önce sanki böyle bir televizyon programında sizin e, ifadeleriniz sanki bir, farklı algılanmış gibi de çok fazla tevzirat oldu zamanında. Evet, evet, sanki siz evet. ilk dört maddeyi kaldırılsın demişsiniz gibi. Onu da bir açıklık getirir misiniz? Böyle bir düşünceniz var mı? Ve Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bu konudaki açıklamasına ne diyorsunuz? Şimdi, e, Zekeriya Bey şöyle bir ifadesi var. Hı hı ahmaklara anlatır gibi anlatıyorum diyor. Dördüncü madde kalksın diye. İlk dört madde tartışmaları yeni değil. Hüdapar mecliste olmadan da ilk dört madde tartışılıyordu. Biz de o zaman ilk dört maddenin nesini değiştireceksiniz diye itiraz ediyorduk. Ve bunların tartışma konusu olmaması gerektiğini söylüyorduk. Benim Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda yaptığım bir konuşma var anayasanın Hı. ilk dört maddesiyle ilgili onu lütfeder bulursanız ve yayınlarsanız çok mutlu olurum. Onu galiba sizin ekibinizdeki arkadaşlar hazırlamışlar. Evet. Ama e, birazdan rejiden rica edelim. Evet. Getirelim. evet. Şimdi kim Hazır mı? Özür dilerim. Hazır mı? Hazır mı Alper? Tamam onu iki dakikalık tamam. bir bölüm. İsterseniz evet. siz evet. Hay, hay. Hay Onu verelim. Hay, hay. Tamam. tamam buyurun. Tepeden tırnağı yeniden yazacağız. İlk dört maddesi bizim için dokunulmaz dedik. Niye dokunulmaz diyorsunuz ilk dört maddesi için? Okuyorum. Hepiniz de dinleyin lütfen. Madde bir. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Neyini değiştireceğiz Allah aşkına? Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Evet. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyetimizde gurur duyuyoruz. Nokta. Cumhuriyetin nitelikleri madde iki. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru. Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Nesini değiştireceksiniz? Orada var ya Atatürk milliyetçiliği, Atatürk adını nasıl çıkarırız oradan? Bütün formülü onun üzerine kurulu. Kardeşim sen kim olursan ol, gücün ne kadar güçlü olursa olsun, sen Atatürk'ün lafını, adını anayasadan çıkaramazsın. Madde 3. Madde 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Nesini değiştireceksiniz? Nesini değiştireceğiz? Başkentimiz Ankara'dır. İstiklal Marşı'mızla bayrağımızla da gurur duyuyoruz. Şimdi diyorlar ki ilk üç aynen kalabilir. Dördüncü maddeyi değiştireceğiz. Dördüncü madde ne? İlk üç madde hakkında değişiklik önergesi dahi verilemez. Bunu diyorlar şimdi kaldırırız. Zamanı gelirse değişiklik önergesiyle bunu sağlarız. Sanıyorlar ki çocuk kandıracaklar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bir tek CHP'li mecliste varsa bütün bunların gerçekleşmesine engel olur arkadaşlar. Bu yürekliği, bu namuslu, bu akılcılığı sizin önünüze koyuyorum. Ne zaman da efendim bu konuşma? E, 2015 veya 2016 Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda yaptığım konuşma. Düşün o yıllarda da illa değiştireceğiz. Ya niye değiştiriyorsun kardeşim? Şimdi bunu AK Parti Adına bir anlamda şey dillendiriyor. Hüdapar dillendiriyor. Hüdapar AK Parti adına mı konuşuyorsunuz? E yani siz? beraber aynı şeyde de ittifakta değiller mi bunlar? Aynı ittifakta. Aynı ittifakta olunca da zaten birbirlerine de destek veriyorlar zaten bunlar. Geçmişte bunu şey dillendiriyordu. AK Parti dillendiriyordu. Ben de kalktım konuştum. ifade ettim. İlk üç maddeyi okudum. Bunun nesini değiştireceksiniz siz diye sordum. Amaç dördüncü maddeyi teklif dahi edilemezi değiştirecekler. İleride olur ya güçleri yeterse ilk üç maddede değişiklik yapacaklar. Ben de söyledim. Bir tek Cumhuriyet Halk Partili parlamentoda olsa dahi siz olsa bile siz bunu değiştiremezsiniz. Neyi değiştiriyorsunuz? Şimdi Hüdapar'ın başkanı ahmaklara anlatır gibi anlatıyorum diyor. Kullandığı ifade. Bu talep nereden gelmişti daha önce? AK Parti cenahından gelmişti. Kime söylüyor ahmaklara anlatırım gibi? Kendi arkadaşlarına söylüyor. Yani ittifakın diğer aktörlerine söylüyor. İttifakın diğer aktörleri ya biz ahmak değiliz sen bize nasıl ahmak dersin diyemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Ve bunlar üzülerek ifade edip bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorlar. Az önce Narin'den söz ettik değil mi sevgili kızımız Narin? Katillerin hala şu ana kadar bulunamaması. Hangi aktörlerin devreye girdiğini de bilmiyoruz biz. Siz kalkıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ilgili temel temel değerleriyle ilgili değişiklik yapmak için Sözde akıllarını kullanıp dördüncü maddeyi değiştirirsek biz de istediğimiz değişikliği yaparız. O beklenti içindeler. Ama AK Parti'den bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı'dan so e, geldi şöyle, bir de Ömer, Ömer, Ömer Çelik'ten de geldi. Evet. Mehmet Uçum evet. e, özellikle şu cümleyi kuruyor, kuruyor. Türk vatandaşlığı kavramı ismiyle de içeriğiyle de tartışılamaz. Yani bu tartışmaya karşı olduklarını hmm. söylüyor. Dördüncü hmm. maddeyle ilgili bir şey söylüyorlar mı? genel olarak bu tartışmanın yersiz olduğunu Dördüncü madde ilgili bir şey söylüyorlar mı? Siz Türk vatandaşı tartışın ama doğru. Parti'nin değiştirmesi, değiştirmek istedik. Neden yıllardır illa dördüncü maddeyi değiştirelim diyorlardı? Şimdi onun sözcülüğünü hüda para yaptırtıyorlar. Bilmiyor mu, bilmiyor mu Erdoğan? Ben Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda bu konuşmayı yaparken o neredeydi? Devleti yönetmiyor muydu? Çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Bana çıkıp toplumun önüne bana şunu söylemeliler. Bu ahmak lafı kimler için söyleniyor? Bahçeli niye konuşmuyor bu konuda? Aynı ittifakta durup da Hüdapar'ın başkanıyla nasıl oluyor da bunlar el kaldırıyorlar beraber? Söylüyor. Daha ne söylesin? Aynı ittifaktalar bunlar. Aynı hedefe yürüyorlar bunlar. Toplumdan gelen tepki üzerine şimdilik bir adım geri atmış gibi görünüyorlar. 2016'dan, 2015'ten beri bunu ifade ediyorlar zaten. Kimseyi kandırmasınlar. Ama şundan da kesinlikle emin olsunlar. Ne onların ne onların yedi feriştahının bunu değiştirmeye güçleri yetmez. Peki. gündemdeki bir başka başlık Hı. efendim. Teğmenlerin e, yemin töreninde yaptıkları kılıçlı yemin ve Atatürk'ün askerleriyiz sloganları çok tartışıldı. E, i̇ktidardan çeşitli tepkiler geldi. Muhalefet kanadından destekler geldi. Siz nasıl yorumladınız? AK Parti sözcüsünden de destek geldi başlangıçta. Doğru. Ömer Çelik'ten. Sonra 180 derecelik bir dönüş oldu. Bahçeli'nin açıklamasından sonra. Niçin? Bahçeli bu yeminden, yeminin hangi sözcüğünden rahatsız? Sözcükten ziyade e, normal yemin töreninden sonra ikinci bir e, yemin yapılıyor. Teamüllere e, aykırı, aykırı disiplinin dışına çıkıldığına ilişkim e, belirttiği bir açıklaması oldu Sayın Bahçeli'nin. O genç teğmenlerin, pırıl pırıl evlatlarımızın şeyden sonra törenden sonra ettikleri bir şey var, yemin var. Bunun hangi cümlesinden, hangi sözcüğünden rahatsızlar? Ben bunu öğrenmek isterim. Biz şu sözcükten, şu cümleden rahatsız desinler. Mustafa Kemal'in askeriyiz diye bir, bir slogan atılıyor e, orada. Harp, okulundan, harp okulundaki her öğrenci Mustafa Kemal'in askeri zaten. Bunların oturdukları odaların, de dahil, Erdoğan'da dahil, oturdukları odaların arkasında Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafı yok mu? Var. Ne yapacaklar şimdi? Bu da harp okulunda okuyor zaten. Her asker kendisini Atatürk'ün devrimlerine bağlı hisseder. Öyle kabul eder. Harbiyeli Mustafa Kemal de harbiyeli değil mi? Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren Gazi Mustafa Kemal değil mi? Ne diyecek bu askerler? Bu genç gencecik evlatlarımız ne diyecek? kural şu. Siz ülkenizin bağımsızlığı için mücadele eden ve o bağımsızlık için yedi düvelle savaşan bir kişiyi, bir kahramanı, bir ulusal kurtuluş kahramanını yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dillendirdi diye kimseden rahatsızlık duymayacaksınız. Rahatsızlık duyuyorsanız, ben Mustafa Kemal'den rahatsızlık duyuyor, duyuyorum diyorsanız, o zaman çekeceksiniz, başka yere gideceksiniz. O kadar. Evet. Efendim şimdi altı ok tartışması var bir de. Ee, özellikle e, parti çevrelerinde siz de sık sık muhatap oldunuz bu tartışmaya ama. 29 Ağustos'ta Sözcü gazetesinden saygı Öztürk'e. Evet. Ama o mülakatı da ben tam anlayamadım. Birebir sizin sözleriniz mi o saygı bey yoksa bir konuşmanın üzerine mi yazdı onları tam anlayamadım. Ben okuyayım mı size? Siz ne, tabii. ne demişsiniz? Tabii tabii tabii. Şöyle. Hmm. Her halükarda altı okun gelişen dünya ile birlikte yorumunun yine parti programında yer alması lazım. O zaten bütün parti programlarında var. Yeni hazırlanacak parti programında da altı okla ilgili yeni yorumun çağdaş yorumun konulması gerekiyor demişsiniz. Ben Bu sözler saygı, size mi ait efendim? E, bana ait tabii. Saygı Bey çok e, gerçekten saygı duyduğum bir gazeteci. E, sordu evet. CHP'nin bütün programlarına bakıldığında Altok ok her programda çağdaş anlamda yeniden yorumlanmıştır. Mesela efendim. Tabii. Çünkü şimdi, e, şimdi Sayın Genel Başkanımızın sosyal devletin e, olmadığı iki, iki okla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Renklere boyayalım diye. Bu ayrı ona girmek istemem. Öyle mi? E, e, yani şimdi devletçiliğin olduğu dönemde sosyal devlet artık şimdi Türkiye'de siz devletçiliği artık sosyal devleti göz ardı ederek değerlendiremezsiniz. CHP'nin bütün programlarına baksanıza, kurultaydan geçen bütün programlarına baktığınızda değişmeseydi hep aynı ibareler olurdu. Oysa aynı ibareler değil, değişen dünya koşullarına göre ilkelerin özünden ve felsefesinden ödün vermeksizin. Altını bir daha çizeyim ilkelerinden ve felsefesinden ödün vermek için çağdaş anlamda yeniden yorumlanacaktır. Bilgide değişim var, sosyal yaşamda değişim var, dünyada değişim var, teknolojide değişim var. Hayır ben sabit illa ilk e, konduğu gibi ben bunu tutacağım derseniz o zaman e, siz dünyadaki değişime reddetmiş olursunuz. O açıdan bakıldığı zaman teknolojideki değişim, efendim e, sanayideki değişim, ee, insan yaşamındaki değişim, ilişkilerde değişim, dünyadaki değişim. E, bütün bunların hepsini dikkate alıp o çerçevede yeniden yorumlayacaksınız ve yazacaksınız. Yani biz laikliği gene din ve vicdan özgürlüğü olarak tanıyoruz. Ee, devletçiliği gene, sosyal devlet. Ee, biz boşuna mı diyoruz yani? Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir devlet. Boşuna mı diyoruz? işsizliğin olmadığı bir devlet. Devlet buralara bakmak zorunda ve devlet bu konuda politikalar oluşturmak zorundadır. Devlet özel sektörün yapamadığı alanlara girmek ve o diyelim ki teknoloji olarak çok pahalıysa o alanlara girmek zorsa o alanlara devlet girecek tabi onları yapacak. Siz devleti ekonominin dışında tutacağız öyle bir şey yok. Bütün dünyada devlet ekonominin en güçlü aktörüdür. Çünkü en büyük para devletin kendisinde vardır. Milyonlarca insandan vergi toplar ve dolayısıyla o paraları harcar. Devletçilik ilkesi bu kaynağın adil toplumun ülkenin gelişmesine göre, toplumun gelişmesine göre, hazırlanan planlara göre bunu harcanmasıdır. Altı okun devletçilik ilkesi çıktığında devlet planlama teşkilatı yoktu. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal birinci beş yıllık sanayi planını oluşturdu. Devletçilik ilkesinin gereği olarak o ekonominin gereği olarak onları yaptı. Daha sonra kaldırıldı bunların bir sürü rafa kaldırıldı. <laughs> 60'ta Devlet planlama teşkilatı evet. kuruldu planlamaların yapılması için. Dolayısıyla hani sanki biz o temel felsefeyi reddedeceğiz, ilkeleri reddedeceğiz, yeni bir şey yapacağız. Hayır efendim, işin özü ve felsefesi kalmak kaydıyla dünyadaki gelişmelere paralel olarak altı okumuzu elbette ki e, her programımızda olduğu gibi, her programımızda olduğu gibi bu programda da Bakacağız ve yenileceğiz. Ama tabii tüzük geliyor evet, akla. Tam, tüzük evet, tam, kurultayında aynen. bu değişti mi diye soracağım ama aynen. sen ne Şimdi tüzük kurultayına neden gitmediğiniz merak konusu oldu efendim. Dümdüz soracağım. Tüzük <laughs> kurultayına neden gitmediniz? E, dümdüz. Ya aferin ben de o zaman. Şimdi e, Özgür Bey'le yediğimiz yemekte e, Mansur Bey de vardı. Ankara İl Başkanımız da vardı. E, tüzük konusunda bilgi verdi e, Özgür Bey sağ olsun. E, görüşümü sordu. E, yazılı bir metin olmadan benim görüş beyan etmem doğru olmaz. Yazılı metin olması lazım. Onun üzerine Özgür Bey e, dedi ki haklısınız. Biz de henüz son şeklini vermedik. E, henüz parti meclisinde ve e, grupta konuşulmadı son şekil aldıktan sonra size gönderirim. Sizin de görüşünüz gelirse ona bakarız, dikkate alırız diye. Bana kurultaydan, kurultaydan bir gün önce akşam, yanlış hatırlamıyorsam 19 civarında geldi. Dolayısıyla bir görüş hazırlama okuyup görüş hazırlama fırsatım olmadı. Ama kurultayda yapılan açıklamalar benim tüzük değişikliğine olumlu görüş baktığım, olumlu görüş e, beyan ettiğim şeklindeki açıklamalar doğru değil. Öyle mi? Evet. Çünkü Sayın Özgür Özel bir gazeteci meslektaşımıza verdiği demeçte e, size sorduğunuz, sizin iyi olmuş dediğinizi e, ve tüzük taslağının son halini, işte tam da sizin dediğiniz gibi 1830'da tüm tüzük komisyonu biter bitmez size gönderildiğini açıkladı. 18'de geldi yani 18 30 demişler bana. 19 civarında aynen, geldi aynen. bana evet ee, şöyle şimdi bir söz verilirse topluma ve bu söz doğrudan e, genel başkan tarafından verilirse sözünün havada kalmaması lazım. Diyelim ki 3 dönem kuralı geliyorsa 3 dönem kuralının uygulanması lazım. Ama 3 dönem kuralını uygularken 3 dönemi doldurmuş olanların da tekrar seçilebileceği formülü koyarsanız bu olmaz. Bu doğru olmaz. Aynı şekilde diyelim ki ön seçim yapıyorsanız ön seçimi yargıç denetiminde yapmanız lazım ki gerçek anlamda bir ön seçim olsun. Buna benzer verilen vaatler var. O vaatlerin gerçekleşmemesi beni de üzdü. E Kemal Bey o zaman bir oldu bitti mi oldu yani? Şimdi Size ben akşam saatinde böyle öyle dinledim. bir şey ya öyle bir şey söylemek istemem. Yani oldu bitti vesaire falan filan ama şu bir gerçek. Yani benim tüzüğe evet dediğim ki bu açıklandığı şeyde ben de evet. büyük bir şaşkınlıkla izledim. E, hayır böyle bir şey yok yani. Tabii tamam, tüzüğün bazı maddeleri o normal olabilir ama temel e, Partilerin de beklediği ön seçim gibi üç dönem kuralı gibi kuralların daha net, daha net ve kişiye özgü esnemeleri yapabilecek düzenlemeleri içermemesi lazım. Siz bu ne mi gitmediniz efendim? Evet. Yani akşam okudunuz, beğenmediniz çocuk Cazlan'ı ve sabahta ben gitmeyeyim buna mı dediniz? Yok yani şöyle gittiğiniz zaman bu tartışmaların bir parçası olmak zorundasınız. Gittiğiniz zaman yanlış yapıldığını söylemek zorundasınız. Ben de hani o, o tür bir tartışmanın içine parçası olmak istemedim. Doğrultun isterseniz, o nedenle gitmedim. Ee, beni bağışlayın. Bugün bu itirazları dile getirdiğinizde de bu tartışmaların bir parçası oluyorsunuz ama o gün gidip Kurultay'da dile getirseydiniz, CHP adına daha yapıcı olmaz mıydı? Farklı efendim? bir atmosfer. Yani çıktı zaten. Farklı hmm. bir atmosfer Peki yani. bu üç dönem kuralı ya da ön seçim e, meselesini siz yemekte Özgür Bey'e iletmiş miydiniz efendim? E, ayrıntıları bilmediğim için. Hmm. Ayrıntıları. Yani, önemli yani önemli lezzetli lezzetli sormuş ya. bana. Yani bana anlatıldı. sormuş ya. Orada Hayır bir taslak belki... da verilmedi. Anlatıldı bana zaten. Ya yani dediğim gibi şöyle yani bunu özel bir e, tartışma konusu yapmak istemem. Özel bir tartışma konusu yapmak istemem. Ama Verilen sözler varsa partililere o sözlerin tutulması gerekir. İşin özü bu. Peki. Efendim bir de TÜZÜK kurultayında ve daha sonraki pek çok etkinlikte aslında bu kamuoyunda da çok tartışılıyor. Sizin böyle fotoğraf karesine girmekten biraz imtina ettiğiniz konuşuluyor. Ee, Özgür Özel de bunu dedi ki e, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Eski Genel Başkanımız eski genel başkan parantezine girmek istemiyor kendisini ayrı değerlendirmek istiyor. Öyle anılmak istemiyor şeklinde bir yorumu da oldu. Şimdi tüzük kurultayına da gitmediniz. O karede de biz sizi göremedik. Bir protokol dizilimi de tartışıldı. Önde bir protokol yapılmıştı eski genel başkanlar vardı vesaire. Biraz tartışmalı bir şeydi de ayrıntılarına evet. girmeyelim. Siz onu da biraz göz önüne aldınız mı? Orada o görüntüyü. Hayır hayır. Onu hayır. düşünmediniz. Bir de neden fotoğraflara mesela girmiyor? Yok. Be, be, e, yani, önceki Tif, genel hayat. başkanlarımıza çekilmiş çok fotoğraflarım var. Şimdi yeni dönemde var mı efendim? Evet. Yeni dönemde hayır. Yok ha. Evet. Çok fotoğraflarım var. Yani genel CHP genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Onlara her zaman saygı duyarız. Partinin geleneğiydi. Partinin kültürüdür bu. Yani ben henüz eski hissetmiyorum kendimi. Ee, eski genel başkan parantezine de alınmak istemem. Dolayısıyla eski genel başkanlarla da yan yana fotoğraf vermek istemem gibi bir hassasiyetiniz var hayır. mı? Hayır. Hayır. Çünkü Sayın Yok. Özgür Özel'in iması önünde Olabilir. Olabilir. Özgür Bey'in düşüncesi ama bütün e, genel başkanlara e, partinin kültürüdür. Hepimiz saygı gösteririz. Peki. Bu arada ben biraz ileride soracaktım ama hazır yeri Tabii. gelmişken onu sorayım. Efendim son dönemlerde çok sert polemiklere giriyorsunuz. Bazı gazetecilerle, bazı evet. isimlerle. E, size yönelik de çok ağır eleştiriler de oluyor. Olur. Bayağı ağır evet. eleştiriler oluyor. Hatta birçoğunu ben de çok görüyorum, onaylamıyorum tabii. Onu da söyleyeyim. Bu eleştirilerde genel merkezin sizi savunmakta biraz geri durduğunu düşünüyor musunuz? Yani sizi bir eski genel başkan olarak, yedinci genel başkan olarak savunmakta biraz geç mi kalıyorlar ya da ihmal mi ediyorlar efendim? Öyle bir düşünceniz var mı? Yok, hayır. E, tweet öyle... atmadılar örneğin mesela. Tweet ya onu bilmem yani e, ama şu bir gerçek. Şimdi bir siyasetçi eleştiri açık olmak zorundadır. Hani derse ki olur mu efendim bizi nasıl eleştirir? Hayır. İşin doğasında var. Siyasetçi eleştirilir. Bütün mesele eleştirilerin mantıklı olmasıdır. Yani iftira içeren bir şey eleştiri olamaz yani o başka bir şeydir. Beni rahatsız eden de o. Yoksa onun dışında beni çok sert eleştiren de var. Efendim yeri geldiği zaman ya doğru yapıyor diyen de var. Bunların hepsine saygılıyız yani ama dediğim gibi hiç olmayan şeylerin, hiç olmayan şeylerin eleştiri gibi sunulması, hiç yapmadığım şeylerin yapılmış gibi gösterilmesi ve bunları yapanların da çok özür dilerim ama bir dönem gazetecilik yapmış olması beni rahatsız eden de o zaten. Ya bu kadar yıl gazetecilik yaptınız ya gazeteciliğin benim bildiğim kuralları var. Yani bir bakarsınız, edersiniz, doğru mudur, yanlış mıdır, haberi çek edersiniz, ondan sonra kullanırsınız. Bunlardan tamamen ari, ben bildiğimi okurum, bildiğimi yaparım. Ya bir tahammül ediyorsun, tamam. Hadi iki de, 3 üç. Ya olmayınca artık patlama noktasına geliyoruz. Ya bu yanlış yani. Yanlış bu kadar olmaz. Gazeteciliğin de bir onuru vardır yani. Gazeteci kalemini satmaz. Parayla pulla kalemini satmaz, parayla pulla yazı yazmaz. Ben bunları yani bırakın gazeteciliği, onurlu bir insan bunu yapmaz. E şimdi hem bunu yapacaksınız, hem başka şeyler yapacaksınız. Ondan sonra kalkacaksınız, iftira üzerine iftira atacaksınız. E yani kusura bakmayın, yani buna biraz onun anlayacağı dilden yanıt vermek benim görevim oluyor ve onu yapıyorum. Ama partililerin size destek vermesi gibi bir beklentiniz de yok anladığım kadarıyla. Yok. Ya yani, yok ki. Tabi. Yani parti sorunu, sorusu sorusu evet. o yöndeydi. Önemli olan bana desteğin halk tarafından gelmiş olması. Benim için önemli olan o. Peki tam halk'tan oradan da, bir soru soracağım. Halktan da beklediğim desteği <laughs> alıyorum. Yani ah. halk sağ olsun yani eee attığım tweet'lere e, destek veriyorlar. Eee halktan yani. beklediğim desteği, desteği alıyorum, alıyorum. Önemli, cümlesi önemli. Size bunun üzerine sorular sormak isterim. Şimdi e, bir seçim yenilgisi yaşadınız veya seçimi kazanamadınız nasıl tarif ederseniz. Hmm. Kurultayda da genel başkanlık yarışını kaybettiniz. E, ben dahil e, kimileri herhalde Kemal Bey artık torunlarına vakit ayıramıyordu, e, ayırır belki e, çekilir diye düşünürken siz siyasi açıklamalar yapmaya ben de buradayım hala katkı verebilirim ve vereceğim demeye devam ettiniz. E, fakat şu tartışma konusu Ya da daha doğrusu merak konusu oldu Yani Kemal Bey ne planlıyor Ne yapacak Çünkü e, kurultaya gitmediniz Tüzük kurultayına Ama bir ofisiniz var Ben buradayım de, demeye devam ediyorsunuz Yeni bir siyasi parti Ya da bir oluşum kurmadınız Ama çekilmediniz de Kılıçdaroğlu'nun planı nedir Şimdi Önce CHP'yi <laughs> Tanımak gerekiyor Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek hangi düzeyde olursanız olun ülkenin sorunlarına kilitlenmek ve onlara çözüm üretmek demektir. Sizin genel başkan olmanız veya sıradan bir partili olmanız arasında büyük bir fark yoktur. Ülkenin sorunlarına kilitlenme açısından. Ofis açtın. E bütün genel başkanların yani önceki genel başkanların hepsinin ofisleri var. Ben açınca niye haber oluyor? Ben onu merak ediyorum. Niçin? Siz, sizinkine biraz çok gelen giden oluyor herhalde. Çünkü bir, Şimdi, kuru, bir de kurultay, <laughs> da yani kurultay sonrası ofis açınca yeni parti oluşumu mu var vesaire Yok efendim. Esiri yorum Biz, biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği sıradan bir kimlik değildir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kurmuş bir partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir cümle çok önemlidir. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Neden biliyor musunuz? Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir sorun yaşarsa o sorunu çözecek olan temel aktör Cumhuriyet Halk Partisidir. Bugün Türkiye bunu yaşıyor. Ortada devlet kalmadı. İtiraz edecek kurum kalmadı. Devlette liyakat kalmadı. Uyuşturucu baronları geziyorlar. Küçücük bir kızın katilini bulamıyorlar. Faili meşhur cinayetler. Fuhuş 13-14 yaşına indi. Kara paracılar hapse atılıyor. Ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlar. Bu ülkede bir savcı yargıda çete oluştu diye yazılar yazıyor. Resmi yazılar yazıyor. Gizli kapaklı değil. Resmi yazılar yazıyor. İstediğiniz kişi, istediğiniz saatte hapisten çıkarabiliyorsunuz. İstediğiniz kişiyle bağlantı kurabiliyor siyasi otorite. Devlette her şey bir kişinin iki dudağına bağlandı. Devlette her şey. Rüşvet alanlardan büyük elçiler atandı. Rüşvet alanlardan. Yani... Gidip de sağdan soldan para alanlardan bu ülkede büyük elçi atandı. Üniversitelere, üniversitelere çöküldü. Üniversiteler bilgi üretemez hale geldi. Toplum paralize oldu bakın. İntihar olayları artıyor. İntihar olayları. Gencecik çocuklar intihar ediyorlar. Yaşlarımız intihar ediyorlar. Ülke ateş yerine döndü. Allah aşkına kim düzeltecek? Siz bunları Gazi Kemal'in söylediği... CHP'nin yeni Ga... yönetimi bunları söylemiyor Söyle. mu efendim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği Cumhuriyet Halk Partisi ikinci eseri. Partiye büyük görevler düşüyor. Partiye büyük görevler düşüyor. Parti görevini yapacak. Yapmıyor, ben de yap. Yapmıyor. Efendim ben yani... partinin bir ben partinin bir üyesiyim. Dolayısıyla ben de görevimi yapıyorum. Her partili her partili görevini yapıyor. Sorumlu ben... hissediyorum diyorsunuz El kendinizi. Elbette sorumlu bunları. hissediyorum. Peki. Yani Kemal Bey burayı açmak istedim. Evet evet biraz açalım. Burayı açalım. Şimdi <laughs> siz büyük bir sorumluluk hissederek ülkedeki sorunları benim elbette söyleyeceğim. Benim genel başkan olmamla sıradan bir partili olmam arasında fark yoktur diyorsunuz. <laughs> Fakat sizin bu açıklamalarınızın bir bölümü de Partinize dönük eleştirileri de kapsıyor. Az önce örneğin Tüzük Kurultayına yönelik eleştiriler yaptınız. Daha önce normalleşmeyi eleştirdiniz. Biz de da, e, tekrar konuşacağız. Şimdi CHP bir yerel seçime girdi ve 40 küsür yıl sonra ilk kez Türkiye'nin birinci partisi oldu. Evet. Fakat biz bugün CHP'nin iktidar yolculuğundan ziyade partisi içindeki tartışmaları, sizin çıkışlarınızı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş tartışmalarını konuşuyoruz. Evet haftalardır. Sizin bu çıkışlarınız sizce CHP'ye yarar mı yoksa tartışmaları mı büyütüyor? Büyük bir merakla soruyorum. Büyük bir samimiyetle söyleyeyim. Benim yaptığım çıkışların hangisi partinin aleyhine? Özgür Özel'in normalleşme e, sürecine itiraz etmeniz bu parti içerisindeki tartışmaları derinleştirerek CHP'yi tartışılan bir parti pozisyonuna getirmedi size sayayım, efendim. Size sayayım. Devlet Bahçeli normalleşti Erdoğan'la. Numan Kurtulmuş. O da normalleşti. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Cesaret edip cesaret edip kendi milletvekiline dahi sahip çıkamıyor. Cesaret yedi. Adalet Bakanlığı'na Can Atalay ha Can Atalay hapiste ha, meclis başkanı olarak, Türkiye meclis başkanı Büyük Millet olarak. Meclisi Numan Can Atalay'ı İnsan Hakları Komisyonu'na seçti. Genel Kurul seçti. Ama bu beyefendi saraydan icazet alıp icazet alamadığı için ve cesareti olmadığı için ve parlamentoya sahip çıkamadığı için normalleşti ve yazı yazamıyor. Adalet Bakanlığı'na yazı yazamıyor. Kendi milletvekiline sahip çıkamıyor. Süleyman Soylu, o da normalleşti. Değil mi? Neredeydi o? O da normalleşti. Sinan Oğan, hem normalleşti hem zenginleşti. O kadar Bilmiyor var. muyuz? Hepimiz biliyoruz. yaptı Sayın Meral Akşener, o da normalleşti. Nasıl? Herkes biliyor nasıl normal. Onu da bir başlık halinde soracağız. Evet, şimdi bakınız. E ayrı bir bakınız şimdi? Partiler ayrı. Her bir parti iktidar olmak ister değil mi? Doğru. İktidar olmak için ne yaparsınız? Mücadele edersiniz değil mi? Siz politika üretirsiniz. Mücadele edersiniz. Ya normalleşerek iktidar olunur mu? Mücadele siz, ederek yaptınız. Şöyle, şöyle deniyor efendim, Hı. siz yıllarca mücadele ettiniz, buna da inanarak yaptınız. Hem Sayın Erdoğan'ı, hem politikalarını, evet. tıpkı bugünkü gibi büyük bir e, yüksek sesle eleştirdiniz. Evet. Fakat bu durum CHP'yi iktidara taşımadı. Bugün e, yeni yönetim. İlk kez 40 yıl sonra CHP'yi birinci parti yapmışsa. Ona itiraz etmiyorum. Acaba bu sizden farklı bir politika izledikleri için olabilir mi efendim? Hayır efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası halktan yanadır. İlkelerimizden birisi de halkçılıktır. Halkçılıktır. Ne diyorlardı? Sivas'ın ötesine geçemezsiniz diyordu değil mi Erdoğan? CHP bugün gidiyor mu Sivas'ın ötesine? Her tarafa gidiyor. Evet. E nasıl oldu bu? İşte yerel seçimde yeni yönetimle Efendim, kübra'nın kübra'nın Kübra sorduğu soru şöyle ha, biraz. Hayır biraz, efendim, biraz derinleştirelim. Hayır, İzin hayır efendim şimdi bakın. Ya, i̇yi anlaştınız diye soruyorum. Şunu, ama şunu oyu tartışıyor. Deniz ki şey. biz e, iktidarla müzakere olmaz mücadele olur dediniz. Efendim zaten işin doğasında vardır. Peki. İşin doğasında vardır. Ama şimdi efendim siz... yerel seçimlerde bu evet. acaba söylediğiniz tez biraz akamete uğradı mı? Çünkü şöyle. Mesela bir Mansur Yavaş örneği çıktı. Yani kapsayıcı ve kucaklayıcı bir siyaset güttü ve yüzde 60 gibi rekor bir oy aldı. Türkiye tarihinde görülmemiş belki de bir rekor oy aldı. Gayet güzel. Ee, gene İmamoğlu'na bakıyoruz. İstanbul'da çok yüksek bir oy oranına kavuştu. Yani biraz kapsayıcı, kucaklayıcı olmak politikası Efendim? acaba mücadeleyi Tabii. bir yanda tutarak güzel bir, bir... soru. Ee, bir yandan da hani, hani e... AK Parti seçmenini Se seçmenini kucak Erdoğan'la Erdoğan ederek AK ederek. Parti seçmeninden Seçmeninde kırmış oluyor musunuz? Misiniz? Kırmış oluyor. Efendim. Normalleşme halkla olur. Halkla olur. Sarayla normalleşme olmaz. Ama siz bunu denediniz efendim. E, siz getirdiniz ortaya. E, adı, Çok üst, da adı üstünde. Ama üstünde, siz Erdoğan'la tartıştığınız müddetçe o seçmen CHP'ye dönüp oy vermedi. Hayır efendim. efendim o seçmen şu anda oy verecek yer arıyor. CHP'nin birinci parti olması boşuna mı oldu? Bir yılda ne değişti? Efendim. Bir yılda değişen bir yılda değil efendim. söylem değil Çok mi? Çok güzel bir şey söylediniz. Yıllardır yaptığımız çalışmaların ürünü elde ettik Aynen. işte. Ha, yani yeni yönetim sizin ektiklerinizi biçti öyle mi? Efendim onlar da üstüne koydu şimdi. Ben desem ki onlar hiçbir şey yapmadılar, oturdular olmaz. Ben haksızlık yapmak istemem. Biz bir politika izledik. Normalleşme halkla olur. Halkı karşınıza alarak olmaz. Başörtüsü sorununu çözen biziz. Biz boşuna mı helalleşme dedik? Kabahatimiz varsa, kusurumuz varsa vatandaşa gittik ya helalleşelim dedik. Eksiğimiz oldu, kusurumuz oldu. Ama bundan sonra senin yanındayız. Seninle beraber olacağız. Bu saraydaki adamlar size ihanet ediyorlar. Sizi, inançlarınızı sömürüyorlar. Onlara, onlara güvenmeyin, onlara inanmayın. Onlarla ilgili bütün bilgileri götürdük, halka verdik. Herkese verdik. Dolayısıyla normalleşme sarayla olmaz mücadele olur. Normalleşme halkta yapacaksınız. Peki, gidersiniz, peki. Vatandaşın evet. gidersiniz vatandaşın sofrasına gidersiniz vatandaşın sofrasına oturursunuz. Bu bir AK Partili de olabilir. Başka bir site olabilir. Biz bu vatandaşla hiçbir sorunumuz yok. Biz vatandaşın bize yapacağı bütün eleştirileri başımızın üstünde taşırız. Başımızın üstünde. Ben giderim yer sofrasına otururum. Giderim çöpten kağıt toplayan vatandaşın sofrasına otururum. Giderim Mahdurun sofrasında otururum. Biz normalleşmeyi nasıl yaptık? Halkla, Emine Şen Yaşara kim gitti? Erdoğan mı gitti Emine Şen Yaşara? Adalet talebini karşılamak için. Biz gittik Emine Şen Yaşara. E peki öldürülen Ankara'nın göbeğinde Sinan Ateş'e kim sahip çıktı? Normalleşme budur. Kim haksızlığa uğruyorsa Haksızlığa uğrayanın hakkını hukukunu savunacaksınız. Bizim partili o partili falan demeyeceksiniz. Normalleşme halkta olur. Halkı kucaklayacaksınız. Sizi halk eleştiriyor ise kulağınızı dikeceksiniz. Halk beni neden eleştiriyor? Bunların Peki Sayın değiliz, Genel Başkan şöyle doğru. bir evet, saniye buyur, şöyle güzel tarz, var, doğru. doğrulardan Şu, Şöyle doğru efendim ama az yöntem önce mi yanlış diye soracaksınız. Az önce evet. e, bizim benim yaptıklarım benim dönemimde yapılanlarla da bu e, başarı geldi dediniz. Burada da bir cam tavan... Bu bir süreçtir efendim. İşte ben de o bu süreci bir tam bir netleştirmek evet. için sormak istiyorum. Cam tavan. Cam tavan, bir cam tavan vardı diyor <laughs> Sayın Özgür Özel. Diyor ki %25'lik bu cam tavanı biz kırdık, parçaladık diyor. Şimdi bu başarıyı biz kimin hanesine yazacağız? Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır izlediği politikalar bir noktaya getirdi ve başarı öyle mi geldi? Yerel seçimlerdeki başarıdan kastediyorum. Yoksa Yoksa e, Özgür Özel geldi ve bir değişim rüzgarı toplumda karşılığını buldu ve başarı öyle mi geldi diyeceğiz. Cam tavanı bize bir izah eder misiniz efendim? Şimdi e, şu eleştiri haklı olarak yapılıyordu. Yani %25 barajını aşmadınız falan Hı -hı. diye. Hı -hı. E, biz 11 büyük şehri kazandığımızda oyumuz kaçtı? Şeyde, 2019 seçimlerinde değil mi? İYİ Parti de beraberdi ama ittifak da girmiştiniz efendim. Büyük yerlerde biz de İYİ Parti'ye oy verdik ama Samsun'da biz evet. Ama Sıfır sonuçta oy toplam aldık. iki partinin oyuydu değil mi? Evet. Efendim? İki partinin, i̇ki partinin toplam mi? ayından Tabii. bahsediyorsunuz. Ama hayır, bizim oyumuz %30'un üstündeydi. Cumhurbaşkanlığı bir dakika orayı seçiminde bir açalım istersen CHP Kübra. CHP'nin aldığı oy oranı neydi efendim? efendim? Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizden bağımsız olarak CHP'nin aldığı oy oranı neydi efendim? Onu bilmiyorum. Yüzde, y hatırlamıyorum şu anda. 27. Da, toplam yüzde, yüzde, 27.8. Evet, yüzde, e, 48 o toplamda altı, toplam, altı, Cumhurbaşkanı evet, olarak aldığınız evet, 6 partinin evet, oranı. Evet. 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 27.8'den bir yıl sonra 37'ye çıkmış olması CHP'nin büyük başarı. Si size göre ne değişti? Ne yapıldı da bu oy alındı? Biraz o zaman o sizin cephenizden dinleyelim. Büyük başarı. Daha fazla bakın biz Şanlıurfa'da toplantı yaptığımızda e, en az 400 belediye başkanlığını kazanacağımızı biliyorduk zaten. Şanlıurfa'da yaptık bu toplantıyı. Kamuoyunun önünde, bütün gazetecilerin önünde yaptık zaten. Yerel yönetimlerin dinamikleri çok farklıdır ve yerel yönetimlerde büyük başarılar elde etti. Partimiz büyük başarı elde etti. Bu küçümsenemez. ...bu başarının devam etmesi lazım. Sürdürülmesi lazım bu başarının. Anketlerde son dönemde yapılan... ...anketlere güvenilmediğini... ...zaten biz bizzat sizinle... Evet. ...sizin girdiğiniz seçimde evet. gördük. Fakat bununla beraber... ...Özgür Özel'in başlattığı ve sizin... E, ...siyaseten karşı durduğunuz... ...normalleşme sürecinin... ...aslında CHP'nin oylarını yükseltmeye... ...devam ettiği görülüyor efendim. Buna yorumunuz nedir? Bir şey diyemem. Yani e, şöyle ifade edeyim... Halkla olan ilişkileri e, geliştirirseniz normal siyasetçilerin yani e, gidemediği yerlere halkçı bir politika izleyen Cumhuriyet Halk Partililer giderlerse toplumun her kesimiyle buluşurlarsa toplumun her kesiminin sorunlarını dinler, dinler ve çözüm önerilerini de aktarırlarsa bir sorun olmaz. Gelişir parti. Partinin gelişmesi böyledir zaten. Büyümesi de böyledir. Biz halkla olan aramızda duvarların önemli bir kısmını yıktık. Önemli bir kısmı yıkıldı. Dolayısıyla biz şimdi yıkılan duvarların da ötesine geçip o insanlarla daha samimi, daha sıcak ilişkiler kurmak artı var olan sorunlarını da nasıl çözeceğimizi anlatmamız lazım. Peki, tekrar Peki. düşmemek adına sormayacağım. Peki, şimdi lazım. hazır oraya gelmişken akışımızın dışında biraz ilerliyoruz. Evet. Ee, Kübra da arka arkaya o soruları soruyor. Şimdi e, iki Belediye Başkanı var. Onların performansını sormak istiyorum size. Ankara Büyükşehir. Bütün büyükşehirleri sorarız. Bütün ilçeleri, illeri de sorarız ama özellikle kamuoyunu merak ettiği iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu. Bu iki ismin belediyecilik performanslarından bir başlayalım. Nasıl buluyorsunuz efendim? Belediye başkanlarımızın tamamı başarılı. Ankara, İstanbul'da başarılı. Hepsi başarılı. <laughs> Elbette. Başarılı. Başarılı olmasalardı yeniden seçilmezlerdi. Başarılılar. Evet. Ya yani bu seçim sonuçlarına göre başardılar diyorsun. Evet. Zaten evet. kamuoyu tarafından evet. takdir edildi. Peki evet. oradan e, yavaşça girelim bu İmamoğlu mevzusuna istersen. E, efendim Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün bir hapis cezası verildi ve bugünlerde de istinaf mahkemesinde ...onaylanacağı konuşuluyor. Böyle bir dedikodu da yayıldı. Ee, bu doğru mudur değil midir... ...bilmiyoruz ama bu bir dedikodu olarak... ...bir kulis olarak konuşuluyor. Sonrasında tabii ki bir yargıtay süreci olacak... ...istinaf sürecinden sonra. Fakat orada onanması durumunda... ...İmamoğlu hem belediye başkanlığından... ...ayrılmak zorunda kalacak hem de siyasi yasak isteniyor... ...kendisine. 3 yıl kadar bir siyasi yasak var. Eğer bunlar gerçekleşirse... ...yani bu dedikodular... E, ...gerçek olursa... ...sizin nasıl bir tepkiniz olur... bu çıkan sonuca. Vicdanı olan ve ahlakı olan herkesin buna itiraz etmesi lazım. Bir daha söyleyeyim. Vicdanı ve ahlakı olan herkesimin, her kişinin buna itiraz etmesi lazım. Kurumların da itiraz etmesi lazım. Ne demek siyasi yasak ya? Bir siyasetçiye siyasi yasak mı gelir? Hangi çağda yaşıyoruz biz? Hangi çağda yaşıyoruz? Siyasetçi elbette eleştirecek. Siyasetçinin eleştirme hakkı var. E bu hakkı kullanmadıktan sonra o zaman neye siyaset yapıyoruz biz? Orada biraz hakaret yani kamu görevlilerine görevi başındayken hakaret suçlamasıyla ahmak davası olarak kamuoyunda bilinen. E az önce dağı. söyledim. Evet. Az önce ifade ettim. Hüdapar Genel Başkanı kimlere söyledi ahmakı? Kendi yanında duranlara. Ağızlarını açıyorlar mı? Açmıyorlar. Konuşuyorlar mı? Konuşmuyorlar. Kaldı ki Ekrem Bey bu ifadeyi kimler için kullandığını da gayet net açıkladı. Niye birileri üstüne alınıyor? Niye birileri üstüne alınıyor? Ayrıca ya ya bu ülkede yargı bağımsız mı? Yargının bağımsız olmadığını, talimatla iş yaptığını, parayla iş yaptığını büyük bir kısmının hepimiz biliyoruz. Ya yargıda çete oluştu diyen ben değilim ki. Bu devletin savcısı. Kara parayla milyarlarca kara parayla uğraşanların bir süre sonra nasıl serbest bırakıldığını hepimiz biliyoruz. Ellerini, kollarını sallayarak nerelere gittiklerini biliyoruz. Arkasından sosyal medyada neleri yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ya böyle devlet mi olur Allah aşkına ya? Niçin biz siyasi rakibini yok etmek için onu nasıl olur da ben siyasetin dışına atarım? Akla bakın ve bunlar devleti yönetiyorlar. Niçin Yargıyı kullanarak, yargıyı sopa olarak kullanarak, yargıyı sopa olarak kullanırsanız adalet duygusu diye bir şey kalmaz. Zaten ülkede adalet kalmadı ya. Ben sorumu tekrar gidin. sorayım. Gidin. Tepkiniz ne olur efendim? efendim? Böyle, böyle bir sonuç çıkarsa. Elbette tepkimiz ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. O zaman efendim sizin siyasi tarihinizin iz bırakan olaylarından biri adalet yürüyüşüydü. Evet. Enis Berberoğlu tutuklandığında Ankara'dan yola çıkarak büyük bir adalet yürüyüşü başlatmıştınız. Ekrem İmamoğlu'na da siyasi yasak gelirse bir adalet yürüyüşü başlatır mı arkadaşlar oluyor ya da büyük bir protesto yapar mısınız örneğin? Şimdi e, bu gibi olaylarda e, partimizle konuşuruz. Partimizden bağımsız bir şey yapmayı çok doğru bulmam. Partimizle konuş. Eğer böyle bir şey olursa ki ol, yani umarım olmaz yargıta eğer verilmiş umarım hiç olmaz. Yani istinaf böyle bir karar umarım vermez. Yargıtaya gittiğinde de umarım yargıtayda bu ucube bir kararı bozar. Böyle bir olay olmaz. Umarım olmaz. Ama yani. siz özgün bir siyasetçisiniz. Burada partinin tepkisini örneğin zayıf bulursanız kişisel inisiyatif alır böyle bir hareket başlatır mısınız? Endişeniz olmasın. Eee hmm. Şunu da merak ediyorum. Şimdi CHP içerisinde elbette siyasi rekabetler oluyor. Herkesin herkes sevmesi hiçbir sektörde mümkün olmadığı gibi evet. siyasette de mutlaka hizipleşmeler, gruplaşmalar oluyor. Sizce CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu'na ceza gelsin de yolumuzdan çekilsin diye bekleyenler var mıdır? Onlar CHP'li değildir. Ha. Onu düşünenler CHP'li değildir. Artı insan da değildir insan da değildir. Güzel cevap. Önemli. İlginç. Ee, i̇ki belediye başkanının adı sürekli konuşuldu. Sizin Cumhurbaşkanlığı adaylığınızda da sürekli gündemdeydiler. Hatta sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da e, aday, aday olarak da ilan ettiniz kendilerini. Mansur Yavaş ve İmamoğlu. Sayın Yavaş tüzük kurultayında e, dedi ki özellikle kendisine Geç haber verilen bir söz hakkıyla ilgili olarak kürsüye çıktı. Ve dedi ki fitne ateşine odun taşımış oluruz arkadaşlar bu şekliyle dedi. Ee, bu rekabeti nasıl görüyorsunuz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne olumlu yansıyacak bir rekabet mi? Yavaş İmamoğlu rekabeti yoksa biraz e, Yavaş'ın da eleştirileriyle dile getirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir fitne ateşi yanıyor buna odun mu atılıyor efendim? Yaşamın her alanda rekabet vardır. Rekabetin iyilikte olması lazım. Kötülükte de değil. Ben Mansur Bey'in de, Ekrem Bey'in de iyilikte yarıştıklarını gayet iyi biliyorum. Birbirlerini aşmak istiyorlar. Daha güzel şeyler yapmak istiyorlar. Biri Ankara'yı gerçekten çağdaş bir kent haline getirmek istiyor. Diğer belediye başkanımız bir kültür merkezi, bir dünya merkezi haline Halinde olan bir İstanbul'u dünyanın önemli kültür merkezlerinden birisi, metropollerinden birisi haline getirmek istiyor. Günün 24 saatinde belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Dolayısıyla iyilikte yarışma kadar güzel bir şey yok. Kemal Bey son derece diplomatik bir cevap verdiniz. Biz bundan yani tat, doğru. tatmin olmadık. Hayır, Mansur doğru. Bey haklı mıydı Sizin mesela o Sizin tabii başka değil, değil ama şu değil. efendim sadece şunu birazdan geleceğiz onu soracağız tabii, zaten. Tabii. Cumhurbaşkanı e, ad isimlerden bağımsız nasıl belirlemeli yapacağız? Bunu konuşacağız ama iki isim artık o kadar gündemde ki biz televizyon programları yaparken ya da şunu diyebilirsiniz. Onların arasında bir rekabet yok efendim. Siz uyduruyorsunuz Uydurun. diyebilirsiniz veya diyebilirsiniz ki Mansur Bey e efendim, hakikaten o gün haksızlık şimdi yapıldı. bakınız. Allah aşkına Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaç yıl var? Çok. Çok var. Niye tartışıyoruz? Medya niye tartışıyor? Valla ben pek tartışmıyorum efendim. efendim Sıkıldım illette yani. Bakın, şimdi bakın medya bunu gündeme alıyor. Günü 24 saati tartışıyor. Sosyal medyada tartışıyor. Bir yer bunu özellikle bu, bunun tartışılmasını istiyor. Hı. Parti içinde bu tartışılsın. Enerji buraya gitsin. dışında mı? Efendim, CHP dışında, dışında. birisi mi istiyor? Elbette CHP dışında. Niye tartışıyoruz Allah aşkına ya? Niye tartışıyoruz? Ya dört yıl var. Memleket ateş yeri. Piyasalar ateş. Felaket, işsizlik, yoksulluk. Herkes o dertte. Medya, efendim Cumhurbaşkanı adayı CHP'de kim olacak? Ya yeri zamanı gelince bu partinin yetkili organları var. Oturur konuşurlar partide cumhurbaşkanı pozisyonuna gelecek çok kişi var. Gelir birisini partinin yetkili organları seçer. Hep beraber destekleriz. Cumhurbaşkanı olmasını isteriz. Bu kadar basit bir şey. Bunun günlerce tartışılması, aylarca tartışılması. Sanki CHP'nin hiçbir sorunu yok. Sadece Cumhurbaşkanları tartışıyoruz, adayı tartışıyoruz. Acaba Bu doğru değil. şundan da kaynaklanıyor olabilir mi efendim? Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde sizin aday olmanız ve sonrasında seçimin kaybedilmesi. Muhalefet seçmeninde Kemal Bey aday olmayıp eğer Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın ününü açsaydı biz bu seçimi alırdık. Ee, düşüncesine Geri, neden şimdi oldu. Şimdi geriye döndük, yeniden tartışıyoruz. Ha, Tabii, bundan çünkü dolayı medyanın hoşuna gidiyor. Yok yok medyadan değil. İnanın muhalefet tabanında böyle Ama bir bakın, duygu var. İki sorum olacak buradan. Bir, ya keşke ben aday olmasaydım diye hiç tereddüt yaşadığınız seçimden sonra böyle gece kendi kendinize kaldığında oldu evet. oldum efendim. Şimdi bakınız, medya mensubusunuz ama yani altılı masanın nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Bunu defalarca anlattım. Ben hiçbir yerde ve hiçbir zaman Cumhurbaşkanı aday olacağım diye bir açıklamam olmadı. Bakın bir daha Keşke ifade. olsaymış bu arada. Hayır efendim. Son güne kadar olmadı. konuşmadığınız bir mesele. Neden biliyor musunuz? Çünkü, çünkü dönüştüm. altılı masada oy birliğiyle kararlar alınıyor. Şimdi böyle bir olay vaki iken defalarca anlatılmasına rağmen hala kamuoyu efendim, neden ikna olmuyor efendim? efendim çünkü kamuoyunda şöyle bir algı var altılı masanın kamu sizi oyundaki, gösterdiği değil kamu de kamuoyundaki algıyı oluşturan da sizsiniz yok. <laughs> o bizim halkımız öyle kandırılacak bir halk mı efendim aşk olsun ay bakın yani şimdi. kamuoyunda muhalefet tabanındaki algı şu Kemal Bey kendisi aday olmak istedi Ekrem Mamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesti altılı masa değil. Kemal Bey kendisi kendisinin adaylık yolunun taşlarını dizdi. Bunun içinde devaya, geleceğe, milletvekillikleri sözleri verdi. Bakın bunların hepsine yanıt verin diye soruyorum. Çünkü bununla ilgili çok büyük bir algı var. Yani böyle inanıyor insanlar. Ve kendi adaylığının yolunu dizdi ve aslında kendisi aday olmasaydı biz bu seçimi alabilirdik. Bugün eminim televizyonları karşısında CHP'ye ve muhalefete gönül vermiş CHP'nin evet. ülkeyi yönetmesini isteyen pek çok seçmen bu dediğimi düşünüyor. Belki yanıt vermek isterim. Ya ben söyledim. Efendim. Hiçbir yerde. Hiçbir zaman ben cumhurbaşkanı aday olacağım demedim. Altılı masanın aldığı karar. Tartıştık mı kendi aramızda? Evet tartıştık. Evet tartıştık. Şimdi siz altılı masanın aldığı karara uyuyoruz. Hepimiz uyduk. Ortak mutabakat metni hazırladık. Ona da uyduk. Hep Efendim adaylığınız aldık. konusunda ama Meral Hanım dedi ki son güne kadar son toplantıya kadar bu çok eskide kaldı ama yeri geldiği için sormak istiyorum. E, son güne kadar biz adaylık konusunu konuşmadık dedi. Bunu çok net de ifade etti. E doğru. Son gün son e toplantıda doğru. bana emir vaki yapıldı dendi. Dedi kendisi. E doğru konuşmadık konuşmadık cumhurbaşkanlığı adaylığını. Ama çok önemli bir konu değil mi efendim? efendim? Çok önemli. Ben en önemli konu bu Şimdi değil mi bakın, bence? Bakın, hayır, hayır efendim. Siz diyelim ki Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı kazandı. Eğer siz bir ortak mutabakat metni hazırlamaz ve devleti nasıl yönetiyor yöneteceğiz diye bir metin ortaya koymazsanız, o zaman seçilseniz dahi büyük bir kaos çıkar. Nasıl yöneteceksiniz? Biz her şeyi düşünerek hazırlıklı ya devleti yöneteceksiniz siz. Ama diğerleri gidip teslim olduğu için Erdoğan'a orada Erdoğan ne yaparsa yapsın hiçbir şey olmadı. Ama biz öyle değiliz. Biz ciddiyiz. Diğerlerinden kimi kastediyorsunuz? E, ya, Cumhur İttifakı. Erdoğan'ı bıraktılar. Nasıl istersen yönet. O da nasıl istersen yönetiyor zaten. İstediği gibi yönetiyor. Siz kalkıp bir söylüyor mu onlardan herhangi bir şey? Hayır. Ancak oradan bir telkin gelirse sen şunu konuş derse onu konuşuyorlar. Biz biz öyle değiliz. Millet ittifakı öyle değildi. Şimdi bunlar sosyal medyadaki tartışmalar sanki bizim hiç o konuları düşünmediğimiz, bu konularda hiçbir çaba harcamadığımız ve birdenbire şu kişi cumhurbaşkanı adayı olsun diye ortaya çıktığımız bir hayır efendim yok öyle bir şey yani oturduk konuştuk tartıştık yani makul zeminde tartıştık. Bazen sert tartışmalar oldu. Bunlar oldu. Bunlar bunlar zaten işin doğasında vardır. İşin doğasında var. Ee, siz demin az önce medya bunları tartıştırıyor dediniz bu cumhurbaşkanlığı adayları konusunu ama evet, Aslında medya yani. özgür Özgür Bey bir antre, antrenör e, benzetmesi yaparak e, aslında başlattı. Dedi evet. ki ben antrenörüm dedi. Ama işte ben e, Kemal Bey ta... yapmay gibi yapmayacağım mesajı var aslında. Ben dedi antrenörüm altına, dedi. Doğru. Antrenör dedi. E, istediği zaman penaltıyı kimin atacağına karar verir dedi. Ve tartışmalar aslında biraz da Özgür Bey'in bu açıklamasından sonra giderek alevlendi. Sadece bu değil efendim. Hem Mansur Yavaş'ın, Mansur Yavaş daha az ama e, Sayın İmamoğlu'nun, e, pek çok e, Cumhurbaşkanlığını hatırlatan, kamuoyunda diri tutmasını, bu düşünceyi diri tutmasını sağlayacak ifadeleri de oldu. Yani medyada kendi kendine bu meseleyi biraz uyduruyor değil. Biraz aslında doneler verildi medyaya ve medyada bunun üzerine tartışmalar büyüdü. Gelişti. E, yani evet bu çok var, çok süre var ama Evet. Şimdi medya durum bu günah keçisi. Evet, günah ya, keçisi. Bu var. tartışmaların hiçbir yararı yok. Gerçekten. Partiye de bir yararı yok yani. Daha önümüzde 4 yıl var. Ya dediğim gibi Partinin şu anda ilgileneceği ya. temel konu ekonomi. Yangın yeri ya. İşsizlik var, felaket. İnsanlar geçinemiyor. İşini kaybeden milyonlar var. Fabrikalar kapanıyor. Kongortato ilanları var. Ya gazetelerin ekonomi sayfaları var. Gazetelerin manşetleri var. Partinin ilgileneceği alan bu. Dört yıl sonraki kim cumhurbaşkanı adayı olacak? Ya bu parti sıradan bir parti değil ki. Dün kurulan bir parti değil ki bu parti 101 yıldır siyasal yaşamını sürdüren bir parti. Arada bir kapatmalar, darbeler sonrası kapatmalara rağmen yaşamını sürdüren bir parti. Yeri zamanı gelince partinin yetkili organları vardır. Oturur, cumhurbaşkanı adayını belirlerler. Hep beraber arkasında dururuz cumhurbaşkanı adayımızın seçilmesi için. Oraya gelmişken kaldı hemen onu da soralım. Daha. Kaldı Nasıl bir şey. seçilecek efendim? Kaldık tabii. Kaldı, şey tabi, kaldı ki bir şey daha var. Onu Tabii kaldı ki bir şey daha var. Yüzde %51'i bulacaksınız. doğru Değil mi? Tamam. Tabii. Nasıl bulacaksınız %51'i? Mecbur gene bir masa mı kurulacak? Yeniden bir masa, masa. mı kurulmalı? Efendim. Altılı masa Şimdiden bakın altını özenle çiziyorum. Şimdiden %51'in hesabını yapıp ona göre politik oluşturacaksınız. Sizin yarın Musavat Bey'le görüşmeniz biraz buna hayır, işaret. O, hayır. Nezaket hayır. Mi? Hayır. Hayır. O tamamen nezaket. Ben şimdi kalkıp da e, rol kapıp Musavat Bey'e yok öyle bir şey. Bizim partide onlar olmaz. Bu parti bu konuda yetkili olan partinin yetkili organları vardır. Giderler, görüşürler, konuşurlar. Biz Yüzde buçuktu galiba değil mi? Evet. Aldığımız evet. Demek ki elli bulmamız lazım. Peki. Bu pek arada içinde. sevgili hı hı. Kübra pek çok izleyicimiz bize hatırlatıyor. Yazın, Şöyle inanılmaz hı. sorular var. Evet, Şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konu halindeyiz. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Ee, sizin geçen bektiriz. hafta konuk olduğunuz evet. Anadolu Gazeteciler Federasyonu evet. Başkanı Sinan Burhan da bir programımızı izliyor. Evet. Sinan Bey diyor ki e, Sayın Başkan'a selamlarımı iletiyorum ama diyor Mansur Bey de ben adayım dedi diyor. Aa, Hatırlatıyorum. Evet, e, doğru bir adım yani adım. Sinan Burhana yani doğru. ben potansiyel adayım dedi. Evet, Ay de söyledi. Evet. Kemal söyledi. Bey artık Mansur Bey'e daha yakın. Yorumları, yorumları yapılıyor. Da yapılıyor. ben evet. bunu da doğrudan sorayım. Ben ben e, bütün belediye başkanlarımıza yakınım. Bütün hı. belediye başkanlarıma saygı duyarım. Belediye başkanları arasında bir ayrımcılık yapmak doğru değildir. Doğru değildir yani. Hı hı. Mansur Bey evet %60 oranda oy aldı. Başarılı. Rekor. Aynı şekilde, aynı şekilde e, şey de be. çok iyi bir şey, başar elde seçer, seçer. 60 aldı. Tabii o da yüzde %60, 60 evet, 60'ın üzerinde Başarılı belediye evet. başkanı. Az önce dediniz ki 50 artı 1 almak için bugünden bu işin taşlarının dizilmesi, hazırlığının yapılması lazım. Evet. Şimdi altılı masayı siz denediniz. Türkiye demokrasisinde de görülmemiş aslında bir olay olarak başladı. Fakat Tüm siyasal son... tarihine geçti. 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 Fakat sonrasında o, o altılı masanın kendi içindeki tartışmalar e, bir istikrarsızlık duygusu uyandırdığı için mi biraz da seçmen güvenemedi? Bugünden bakıldığında siz altılı masanın yeniden yani yeniden savunur musunuz yoksa orası biraz böyle altı parti efendim başkan yardımcılıkları vesaire. Hayır efendim. Bir istikrar duygusu uyandırmadı der misiniz mesela? Hayır. Pişman değilsiniz. Sorum var. Bu soruları kime soracaksınız? Sayın Akşener'e. Açalım Oo, Akşener bahsini işte, o zaman. Onu, hayır, Sayın Akşener'i çağıracaksınız ve soracaksınız. Çok memnun oluruz. Keşke Abi, gelsin. Hangi gerekçeyle masadan ayrıldık? Kumar masası diye çok ağır bir suçlama yaptı. Hı hı. E bir süre sonra aynı Akşener geldi masaya oturdu. Şimdi bunun kabahati bende mi? Bütün suç benim sırtımda. Bütün yük benim sırtımda. Kimse Meral Hanım'a bir şey demiyor. Niye masadan ayrıldın? Hangi gerekçeyle masaya geldin? Masaya niye kumar masası dedin? Neden Erdoğan'a gittin? Son gidişinden bahsediyorsunuz. Efendim. Ama bir dakika şöyle. Burayı açalım. Bir saniye, Bakın, önemli. Çok önemli. Bir şey söylüyorsunuz. Eleştiriyi yaparken. Hı -hı o kadar sıradan eleştiri o kadar kolay bir eleştiri yapıyoruz ki ya altılı masa bakıldığı zaman aslında bu toplumun barışma masasıdır o masa. Kimlik siyaseti yapmayan bir masadır. İnan siyaseti yapmayan bir masadır o masa. O masada değişik görüşler bir araya geldi. Biz altılı masayı kurmasaydık Cumhur İttifakı olmayacaktı. Niye gitti Hüdapar'la yan yana ve neden elini kaldırdım? Neden diğerleriyle beraber bir araya geldiler? Neden insanlar satın alındı? Neden paralar pullar döküldü ortaya? Sinan Oğan nasıl zenginleşti? Altılı masayla ilgili. Sinan Ohan, bu iddialara yanıt vardı birazdan soracağım. Altılı masayla ilgili olarak Hı. neden sahte videolar düzenlendi? O sahte videolar neden mitik alanlarında gösterildi? Bunların sahtekarlıkları medya tarafından niçin dile getirilmedi? Ve bütün yük sahtekarlık yapanların sırtında değil de düzgün ve namuslu çalışan Kılıçdaroğlu'nun sırtına yıkıldı. Neden? Yani seçimin kaybedilmesinde aslında ben sorumlu değilim. Altılı masaya. Hayır. Bir dakika ben sorumluluktan hiçbir zaman kaçınmam. Hı <laughs> hı. Ama sahtekarlık yapan kişiye eğer medya sahtekarlık yaptınız siz arkadaş aldığınız oy doğru bir oy değil. Ahlaki bir oy değildir demiyorsa o zaman bir sorunumuz var demektir. Benim söylemek istediğim bu. Meral Akşener'in sorularını soralım saniye, bir dakika. Bir dakika. Ama, bir araya mı? Bir saniye. Ee, evet araya gidelim. Tamam. Ee, Kübra tabii. ama Meral Akşener meselesi şu anda evet. Türkiye'de başka bir konu konuşulmuyor onu söyleyebilirim. Açıklamalarınız da çok yankı uyandırıyor. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra biliyorum çok geride kaldı bu altılı masa işi ama... ...yani o konuda hakikaten toplum tam olarak ikna olmuş değil Sayın Genel Başkan. Sizden birkaç sorumuz daha olacak bu konuda. Evet sevgili izleyiciler Taksim Meydanı'nda yeni bölümle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlıyoruz bu özel bölümde. E, Meral Akşener'le olan diyaloglarını e, konuşuyorduk. Bir araya gittik. Herkesin çok merak ettiği biraz geride kalmış ama... Güncel olarak yansımaları süren bir süreç olduğu için biz de bunu e, sormak istiyoruz. Çünkü siz bir de davalık da oldunuz. E, Meral Hanım size dava açacağını söyledi. Bana hakaret ediyor. Çünkü ifadeniz de var efendim. E, kısa dalgada Günel Cantak'a verdiğiniz bir mülakatta anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz. Ve sonunda diyorsunuz ki Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte sarayda görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz dediniz. Bu ihanet lafından dolayı da Meral Hanım e, size e, dava açacağını söyledi. Önce bir kere oradan başlayayım. Tebligat geldi mi efendim size dava açtı o mı? Yok hayır henüz gelmedi. Gelmedi. Evet. Peki gelirse davaya ne yapacaksınız? Tamam. Gelirse ilgili e, avukatım ilgilenecek. Avukat Kırıldınız mı? Siz de karşı dava açmayı düşünür müsünüz? Hayır efendim. Ne hissettiniz? Hayır efendim. Hayır. Söylediğim orada Nedir hakaret olan? İhanet. Bu topraklarda ihanet diyorsunuz efendim. Maalesef diyorsunuz tabii bir de. Onu da belirtelim. Yanlış mı? Ben size soruyorum efendim. Yani ihaneti bir açın. Siz bir masada oturuyorsunuz. Masaya kumar masası diyerek ayrılıyorsunuz. Sonra o masaya geri dönüyorsunuz ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybediliyor ve sorumlusu o değil. Sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Ya bunda vicdan var mı? Suçlayanlarda da vicdan var mı? Hangi gerekçeyle ayrıldı? Hangi gerekçeyle döndü? Ben bunu sormak zorunda değil miyim? Bunu söylemek zorunda değil miyim? Gideni, masayı terk edeni, sonra döneni suçlamıyor kimse. Beni suçluyorlar. Ya akıl var mı burada? Vicdan var mı burada? Niye Kılıçdaroğlu kaybetti? Hiç kimse iki adım geriye gidip bir sorgulama niye yapmaz acaba? İki adım geriye gidip. Ya ne oldu buradan ayrılma oldu? Yakın çevresinden gelen bilgiler de var. Ne tür bilgiler efendim? devlete karşı görevi yerine getirdim diye. Hangi devlete karşı görevini? Bu da medyada yer Ay aldı Aytun ben Aytun değil. Bana söyle medyada Aytun yer aldı. milletvekili Aytun. Ç yani, ya Allah aşkına bunun da sorumlusu gereken arkadaşlar oldu oluyor. Meral Hanım'ın ama Ya ben bu ülkede efendim. özür dilerim. Buyurun. Ben bu ülkede başarısız diyor. Ya bu ülkede Erdoğan tek başına hükümet kuramaz. Noktaya getirdik ya. 7 tek bayram seçimlerinden bahsediyorsunuz. Getirdik bunu. Arkadan ne oldu? Her yerde bombalar patladı değil mi? İnsanlar öldü değil mi? 7 Çıkıp sürücü. millete ne söyledi? Verin 400'ü bu bitsin diye. Orada da ben suçluyum. Ya insanda biraz vicdan olur ya. Gerçekten insanda biraz vicdan olur. Muharrem Bey hepiniz bütün medya destekliyordu Cumhurbaşkanı adayı olsun diye. Yap, yaptık aday Kayboldu, kaybetti. Orada da ben suçluyum. Ya bu toplumu kim yönlendiriyor böyle? Ben mi yönlendiriyorum? Nerede bir şey olsa sorumlusu Kılıçdaroğlu. Sarayın telkini. Kendisine yani Bahçeli'ye ya bu ucuver rejimden, bu ucube yapıdan kurtulalım. Gel sana başbakanlığı veriyorum dedim. Başbakanlığı. Başbakan mı kabul edilmedi? Yine ben suçluyum. Kılıçdaroğlu suçlu. Ben kendi başbakanlığımı değil, ondan daha fazla oy almama rağmen, bu ülkenin refahı, bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin barışı için gel arkadaş sen başbakan ol, ben sana destek vereceğim dedim. Olmadı. Peki suçlu kim? Kılıçdaroğlu. Niye kardeşim? Ya insanda bir vicdan olur ya. Hiçbir şeyi bireysel olarak hiçbir şey beklemedim. Ama bu ülkede dürüst adam olmak kadar suçlu bir başka şey yoktur. İlkeli olmak kadar suçlu bir şey yoktur. Dana verici değilseniz hiçbir işe yaramazsınız. Namusu o ya arkadaş doğru yapalım ya şu ülke kalkınsın. Şu ülkede huzur olsun. Bu ülkede artık kavga bir dönemi bitsin. Bu ülkede harcanan her kuruşun hesabını bu millete verelim ya. Verelim ya. Tüy bitmemiş çocuktan iyi. Yetimden vergi alıyorsun. Nereye harcadığın belli değil ya. Nereye harcadığın belli değil. Ben buna karşı çıktım. Ama ben suçluyum gene. İYİ Parti seçmeni aslında Cumhurbaşkanlığı döneminde size destek verdi. Sayın Akşener de masaya döndükten sonra meydanlarda sizin için o istedi. Yeterli olmadı o kalkmasaydı kazanırdık gibi oy bir düşünce. Oy çok oldu. Düşünceniz var galiba. Sandıklara bakarsanız oy vermeyen çok oldu. İyi partiden. Ha. Ya milletvekili açıkladı zaten, değil mi? İyi ben partiden seçilen milletvekili. Hazır, sizin Adnan bizim yayında söyledim. Oy vermedim dedi. Suçlusu kim? Gene Kılıçdaroğlu. Hiç demiyor ki. Kimse demiyor arkadaş sen suçlusun. Senin liderin dedi ki oy verelim. Sen hangi gerekçeyle oy vermedin? Kimse ona bir soru bile sormadı. Suçlu kim? Efendim sizde doğrudan uğraşan bir network mü var? Ne? ne neyi kastediyorsunuz? İşte ben de onu kastediyorum. Yani bir medyada bir network var Kılıçdaroğlu nedir karşıtlığı bu? mı var yani? Hani, nedir, nedir mesela? Ben de onu merak ediyorum. Ben şunu şu noktaya geldim. Dürüstseniz, ahlaklıysanız, bir şey yapmıyorsanız o zaman siz sorumlusunuz. Niye sorumlu arkadaş? Ha şu olabilir. Ben demiyorum. Efendim benim kusurum yok, kabahatim yok. Herkes, ya hata sana özgü bir kavram zaten. Hatam da olabilir, eksiğim de olabilir, yanlışım da olabilir. Ama yani her şeyde sorumlu, her şeyde efendim işte niye böyle yaptı? Yaptığım her şeyin hesabını veririm. Yaptığım her şeyin. Ama şundan emin olmanızı isterim. Yaptığım her şey bu ülkenin iyiliği içindir bireysel hiçbir çıkar beklentisi içinde olmadım. Hiçbir zamanda olmadım. Yeri geldi fedakarlık yaptım. Yeri geldi. Yaparım da fedakarlık. Yeri geldi yaparım da. Çünkü bizim için önce vatan. Her şeyden önce. Vatan karnımız doyuyor. Ne olacak yani? Ama ülkede huzur yoksa. Şimdi ülkede huzur mu var Allah aşkına? Onun da sorumlusu biziz. Öyle diyorlar. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele ediyoruz. Ya bu ülkede şehit cenazesine katıldım diye linç edildik ya. Bu evet. ülkede Çok... PKK terör örgütünün saldırısına uğradık. Kabul edilemez ya. olaylardı. Yani akıl var, mantık var ya. Benim kadar haksızlığa uğrayan, haksızlığa... ben ikinci bir siyasi lider görmüyorum. Bunun sebebini de bilmiyorum diyorsunuz. Efendim? Bunun sebebini de bilmiyorum diyorsunuz. Sebep yok sebebini gayet iyi biliyorum. Dürüstlüğünüz. Efendim? Bunu mu kastediyorsunuz? Eğer ülkede bir çürümüşlük olmuşsa, ülkede bir çürüme varsa, çürüme temizi kabul etmez. Ha. Onun için altı makale yazdım. Ahlaksızlığın kurumsallaşması diye. Türkiye'de ahlaksızlık kurumsallaştı. Yeni makaleler yazıyorsunuz ofisinizde. Yazmak zorundayım. Siz. Biraz ne yaptığınızı da konuşalım. Siz diye Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen bir kanunda tasarruf mevduatı sigorta fonundaki yolsuzluklar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye bir kanun çıkaran bir parlamentoya saygı duyar mısınız? Dünyanın hangi parlamentosundan böyle bir kanun çıktı? Bu parlamento gerçek anlamda cumhuriyeti kuran o bizim gazi dediğimiz parlamento mu? Hayır. Meclis Genel kurum da söyledim. Sakın buraya gazi parlamento, gazi meclis demeyin. O gazi meclis ayrıydı. Burası yolsuzlukları meşrulaştıran, el kaldırıp indiren, saraydan aldığı talimatın gereğini yapan, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığını yapan kişinin başkanlık görevini yerine getirmeyen, milletvekili hapisteyken sesini çıkarmayan bir kişi. Bu mudur meclis? Buna itiraz ettik diye ben suçluyum gene. Niye ben suçluyum? Ya bu ülkede doğrular derler ya doğru söyleyeni 9 köy. köyden kovarlar diye. 10. köye de gitsem doğruları söyleyeceğim Onuncu köye de gitsem. Benim e görevim bu. Efendim özellikle bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ve altılı masada sürecin şeffaf yürütülmediğine ilişkin bir takım eleştiriler ve e, laflar da konuşuldu. Yani siz son toplantıya kadar kendi adaylığınızı söylemediniz. Toplantıya e, gelene kadar söylemediniz. Bunu saklı tuttunuz ve Meral Hanım bir de diyor ki iddiaların içerisinde işte e, Saklı ben, tutmak demeyelim de açık ben, konuşmamak. Evet açık konuşmadı Bir de ben diyor malum ben canım. diyor e, aslında biz iki büyük partiydik diyor. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim oturup konuşmamız gerekirken aritmetik bir toplam yaratmak için e, ne kadar oy alacağı belli olmayan irili ufaklı partiler ittifaka doluşturuldu diyor. Böyle bir eleştirisi de vardı Meral Hanım'ın. E, bu çerçevede siz şeffaf yürüttüğünüze kani misiniz? Yani dürüstlüğünüzü ifade ediyorsunuz ki bu kamuoyunda da bilinen, takdir edilen bir şey. Ama hani bir, bir de şeffaflık diye bir şey var. Şeffaf yürüttünüz mü efendim süreçleri? Evet. Altılı masanın ortaya koyduğu bu tabakat metni var. Pek çok sadece altı lider çalışmadı. Altı liderin kadroları doğru, da çalıştı. Doğru. Doğru. Çok çalıştı. Anayasada hangi değişiklikleri yapacağımı söyledik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem söyledik. Adaylıkla ilgili galiba. Evet adaylı, adaylıkla özellikle. Hı. Adaylık noktasında. Çünkü Meral Hanım diyor ki ben müteadit defalar ifade ettik. Kazanacak aday üzerinde duralım. Bir de ben kendi partimden aday gösterelim demedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki belediye başkanı var. Onlara aday gösterelim dedim ama bu bile kabul görmedi diyor. Burada bu tarz bir eleştirileri ve itirazları var. Çok şey söyleyeceğim ama söylemiyorum gibi bir... Yani, e, söyleyeceğimi söyleyeceğim söyledim aslında. Başınızı salladım. Söyleyeceğimi söyledim aslında. Peki. Peki. Selahattin Demirtaş konusuna gelelim. Olur mi? gir ben evet. de sonra başka bir soru soracağım. Efendim HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiniz Edirne'deki evet. cezaevinde. Ee, görüşmenizin çıkışında bir takım açıklamalar yaptınız ama evet. biz bir de buradan sormak istiyoruz. Ee, neler görüştünüz? Ee, Demirtaş'ın tutukluluğuna siz başından beri itiraz ediyorsunuz. Evet, doğru parlamento'da değil. dile getirdiniz. Ee, ne konuştunuz efendim Demirtaş'la? Siyasetçi düşüncesi dolayısıyla tutuklanamaz ve hapse atılamaz. Benim görüşüm budur. Siyasetçi düşüncesinden dolayı tutuklanır, hapse atılırsa o ülkede düşünce özgürlüğü de yoktur, demokrasi de yoktur. Temel kural budur. Türkiye bunun ağır faturalarını ödedi. Bu ülkede başbakanlar asıldı, bakanlar asıldı. Şimdi astığımız başbakanları, bakanlar adına yollar yapıyoruz. Köprüler yapıyoruz, hava üniversiteler alanı. yapıyoruz, havaalanları yapıyoruz. Ya hala akıllanmadı mı bu siyaset? Düşüncesinden ötürü bir insan hapse atılır mı? Düşünce farklılığı kadar değerli bir şey var mı? Sayın Demirtaş düşüncesine katılırsınız, katılmazsınız. O ayrı bir şey, ayrı partiden zaten. Ben de ayrı partidenim. Ama bu ülkeye demokrasiyi getiren bir parti olarak benim onun hakkını savunmam lazım. Emine Şen Yaşar hayatı boyunca CHP oy vermemiştir. Ama benim onun hakkını savunmam lazım. Aksiyonelde biz niye siyaset yapıyoruz? Sinan Ateş, hayatı boyunca kendisi zaten MHP'li, ülke ocaklarında çalışmış. Hayatı boyunca CHP'ye oy vermemiş. Ama eğer Ankara'nın göbeğinde öldürülüyorsa ve failleri bulunamıyorsa benim onun hakkını savunmam lazım. Aksiyonelde biz niye siyaset yapıyoruz? Burada... somut olarak peki ne konuştunuz efendim yani Türkiye'nin yakın siyasi geleceğine ee, ilişkin bir tasavvur var kendisinin mı kendisinin moralini, konuda... moralini iyi gördüm ee, siyaseti e, yakından takip ediyor ee, sivil siyasetten yana teröre karşı olduğunu ifade ettim ee, bazı e, çalışmaları var yazılar yazıyor ee, e, kitapları hapisteyken Büyük kitapları çıktı evet. evet evet onlar da çıktı Dolayısıyla uzun uzun yaklaşık bir buçuk saate yakın siyaseti konuştuk kendisiyle. Konuştuk yani. E, yakın planda çıkacağını düşünüyor mu efendim? Kitabı mı? Hayır kendisini. <laughs> Öyle bir umudu var mı yani? Adaletin olduğu bir ülkede zaten içeride kalması, bir saat bile kalması doğru değil. Ahim kararları var. Ahim kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Uygulamayanla biz gidip normalleşeceğiz değil mi? Peki. Bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararını alttaki bir mahkeme uygulamıyorsa siz o ülkede adaletten söz edebilir misiniz? Demokrasiden söz edebilir misiniz? Bu mahkemelerin varlık nedeni ne o zaman? Bunların hiçbirisi yok. Asıl tartışılması gereken, masaya yatırılması gereken bu konular. Kemal Bey, özellikle hani ben niye siyaset yapayım bunları dile getirmeyeceksem dediniz. Toplumdaki sorunları dile getirdiğinizden söz ettiniz. Hani yayının başında sizi sormuştum ya herkes merak ediyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun planı nedir diye. siz siyasette Türkiye siyasetine yeniden katkı verebileceğiniz, yeni bir başarı hikayesi yazabileceğinizi düşünüyor musunuz efendim? Yani böyle bir yeni hareket başlatmak ya CHP'ye genel kişiye... başkan olarak geri dönmek Hı, veya bir yeni siyasi oluşum. Olayı kişiye endekslerseniz kişiler başarılı değil beraber hareket ederseniz Siz bir, bir, hareket kurumsal, bir kurumsal bir kurumsal yapı içerisine. Bizim kurumsal yapımız var, Cumhuriyet Halk Partisi. Ayrıca bir Kemal Kılıçdaroğlu'cu bir ekip, yani ideolojisiyle, politikasıyla, Türkiye'ye dair fikir ve vizyonlarıyla bir grup var mı efendim sizin etrafınızda toplanan? Öyle bir, bir grup yok. Ama milyonlarca kişiyle, yüz binlerce kişiyle yazışmalarım var, mail adresime gelen... İletiler var, yazdığım makaleler var, okunan makaleler var, gelen eleştiriler var. E bunlar doğal olarak benim hayatımın bir parçası. Zaten. Dönün diyorlar mı efendim, efendim size? Vatandaştan mesela siyasette daha dönün, o, aktif olun. O çerçevede, o çerçevede yani gidişten memnun olan da var. Gidişten ra, yani siyasal giriş, gidişi kastediyorum. Ağırlığı. Siyasal gidişi Evet, evet. Parti bağlamında söylemiyorum. Hı siyasal gidişten memnun olan vatandaş da var. Durumu iyidir. Malı götürüyor zaten. Uyuşturucu baronudur. Keyfi yerindedir. İstediği adamı mahkemeden çıkarıyor. Dolayısıyla bu hayatından memnun. Bir de hayatından memnun olmayanlar var. Geçinemiyor. Ev kirasını ödeyemiyor. Taksiye binecek parası yok. Evine ekmek alacak parası yok. İşsiz zaten. Üniversiteyi bitirmiş. İşim gücüm yok diyor. İşte bulamıyorum diyor. Acaba yurt dışına gidersem orada bir iş bulabilir miyim diye, diye düşünenler var. Biz birinci bölümle de uğraşıyoruz, ikinci bölümle de uğraşıyoruz. Birinci bölümle uğraşırken ülkede adaletin olmadığını, adaletin bunlara çalıştığını, yargının bunlara çalıştığını, dolayısıyla ülkede ve yargının da bir merkezden talimat aldığını, o talimatın gereğini yerine getirdiğini ben düşünüyorum. Ee, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde yaptığım toplantıda, e, konuşmada orada da söylemiştim. Bir kişi talimat verecek, yargı karar verecek. Bir kişi talimat verecek, parlamentoda onun istediği yasa çıkacak. Böyle bir düzen olmaz. Bu düzen var şu anda. Benim 2015 veya 2016'da yaptığım şey bugün gerçekleşti tamamı. Çünkü öngörülerini sağlamsa, olayları iyi analiz edebiliyorsanız sonucu görebiliyorsunuz. Tam sorumun yanıtını alamadım. Ama Şimdi şöyle, yok yukarıdan... şöyle devam. Açalım biraz Hı -hı. da şöyle efendim. E, size ilgi biraz, e, siz nasıl bir ilgi görüyorsunuz onu da evet, merak yani ediyoruz. Evet yani ve şu bunun anda bir somut... da söylüyorlar. Hı -hı. E, şu anda TV100 kanalının önündesin. Destekleyenler gelmişler, evet. ee, Kılıçdaroğlu diye sloganlar hmm. atıyorlarmış, benim kulağıma evet. söylüyorlar şu anda hmm. Buraya da gelmiş yani. Ee, sizi destek... aramda hiçbir sorun yok. Ee, bir... hmm. ee, şeye gittiniz, Kayseri'ye gittiniz, bir İzmir'e gittiniz. Evet. Oralarda ilgi var gibi yansıdı. Bizim de sadece evet. ekran şeylerden evet. gördüğümüz, kameradan gördüğümüz kadarıyla. Nasıl da efendim? Size gerçekten ilgi devam ediyor mu? Bu kanaatte misin Şöyle tabii e, siyasette uzun süre çalıştık. Özveriyle çalıştık. Ülkemiz için çalıştık, insanımız için çalıştık. Şunu şimdi CHP'nin bana ilgi göstermesini ben anlarım. CHP'li eski Genel Başkan geldi işte oturduk, konuştuk vesaire. Asıl beni memnun eden hayatı boyunca CHP'ye oy vermemiş kişilerin gelip benimle beraber çay kahve içmeleri, Bir çay beraber, için bu arada sesiniz. <laughs> benimle beraber sohbet etmeleri Ben MHP'liyim diyor <laughs> ama sizi destekliyorum diyor. Sizin politikalarınızı doğru buluyorum diyor. Bütün partilerden aşağı yukarı benzer öneriler geliyor, benzer talepler geliyor, benzer... Peki ne yapacak Sayın Kılıçdaroğlu? Yani evet siz topluma dair düşüncelerinizi Hı -hı. dile getiriyorsunuz Hı -hı. ama bir de siyasette hani somut durumlar, somut gerçekler var. Yeni bir yönetim, yeni bir genel başkan Hı -hı. çıktı... Kurultayda farklı bir yönetim geldi. Sizde Partimizi şimdi destekleyeceğiz. Partinizi destekleyeceğiz. Destekleyeceğiz tabii. Ama ara ara da eleştiriyorsunuz. Eleşti, her eleştirdiğinizde de Kemal Bey acaba kendisi gibi düşünenlerle yeni bir hareket başlatacak mı diye bir doğal, meşru bir soru çıkıyor ortaya. Ee, bir ekibiniz mesela daha da açık sorayım. Sizin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok kıymetli bir çıkışınız olmuştu. Ben Aleviyim demiştiniz. Hmm. Bu Türkiye'deki toplumsal hmm. barış adına da çok evet. önemli bir e, hareketti gerçekten. Şimdi CHP içerisinde de çok güçlü bir Alevi geleneği var. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu ben Türkiye'deki Alevilerin siyasi temsilcisiyim diyor mu kendisi için? Böyle bir Kim misiniz? söylüyor onu? Yo, yo, böyle hissediyor musunuz? Hayır. Ben soruyorum <laughs> size. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ee, Bu arada e, programımız çok sayıda siyasi de izliyor efendim. Öyle Özel... mi? Mesaj böyle. Eee, kimi kalmasın Zafer yanlış. Aa buyurun mü? Tabii tabii yani siz Çok bu kritik tarafı. bir soru soruyorsunuz. Doğru üstüne laf getirildi. Hayır öyle ona... bir şey yok dedi de onun için. Ee, dedim ben. Tabii, evet, tabii. buyurun. Eee, tabii tabii. Yani bir hareketin temsilcisi olarak görüyor musunuz efendim kendinizi? Hayır efendim. Sadece ben CHP'liyim, katkı veriyorum. CHP için çalışacağım. Eğer diyorsunuz. siz inançlarınızı politikaya alet ederseniz, kimliğinizi politikaya alet ederseniz, yaşam tarzınızı politikaya alet ederseniz siz sağlıklı ve tutarlı bir siyasetçi değilsiniz. Sizin yapmanız gereken şudur. Herkesin inancına saygı göstermek. Nokta. Herkesin kimliğine saygı göstermek. Nokta. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek. Nokta. Siyasetçinin konusu onun karnı aç mı tok mu? Bu ülkenin caddelerinde sokaklarında rahat geziyor mu gezmiyor mu? Dolayısıyla siyasetçi halkı için çalışmıyorsa gerçek anlamda siyasetçi değil çıkarcıdır çıkarcılardan bu ülke çok çekti bazen inançları kullanarak bazen kimlikleri kullanarak bazen yaşam tarzlarını kullanarak oy devşirmeye çalıştılar ben, ben asla bunu yapmam e, diyorsunuz Yapamayız bunu yaptığınız andan itibaren Siz kişisel çıkarlarınız için çalışıyorsunuz demekte de, halk için değil halk için değil. Evet Ümit Özdağ'ın bir açıklaması var Evet evet Ümit Özdağ yani. bir soru soruyor. Programımızda izliyor şu anda Zafer Partisi Genel Başkanı. Şöyle diyor efendim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TV yüzde canlı yayında kendisine birçok konuda haksızlık yapıldığını ifade ediyor. Yaptıklarını anlattı. Ben kendisine iki soru sormak istiyorum. Sayın Genel Başkan, kirli referandum gecesi neden YSK'nın önüne de gelmediniz? 2,5 milyon damgasız oy kullanıldı. Bu referandum hukuken geçersiz ve YSK anayasayı çiğnedi. Neden anayasanın çiğnenmesine karşı çıkmadınız diyor. Ekranı da getirdi arkadaşlarım. İkinci sorum ise kurultayda Cumhurbaşkanlığı seçimini milyonlarca vatandaşlık verilen sığınmacının oy kullanmasından ötürü kaybettiğinizi ifade ettiniz. Milyonlarca sığınmacıya vatandaşlık verildiğini ne zaman öğrendiniz? İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sığınmacılar konusunu Türkiye'de en net ve en açık dile getiren genel başkanım. Suriye sınırına gidip o yağmurda sığınmacıların en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine gönderileceğini söyleyen kişi benim. Sığınmacıların Türkiye için ne kadar büyük bir potansiyel sorun olduğunu da dile getiren benim. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir endişesi yok. Benim yaptığım konuşmaları o dönemde itik meydanlarında söylediklerimi dinlememiş olabilir. Kendisi de bir siyasetçi olduğu için kendisinin başka alanları olabilir. Başka ilgi alanları olabilir. Ama sığınmacılar konusunun Türkiye için nasıl bir felakete yol açacağını söyledim. İlk daha, soruda... daha 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 Bu... sıkıntımız şu. Bir ülkede Nitelikli insanlar yurt dışına gider ve niteliksiz göç alırsanız o ülkenin geleceği felakettir. Bir daha ifade edeyim. Nitelikli insanlar yurt dışına gider. Yani üniversite mezunu gençlerimiz yurt dışına gider. Niteliksiz insanlar bu ülkeye gelirse bu bir felakettir. Kaç kişinin olduğu, kaç kişiye kimlik verildiğini kimse bilmiyor. Söyleniyor şu kadar kişi. Kimse bilmiyor. Neden bilmiyoruz? Çünkü saray iktidarı devleti şeffaf olmaktan çıkardı. Eskiden vatandaşlık verilenlerin isimleri gazetelerde, resmi gazetede yayınlanırdı. Vatandaşlıktan çıkarılanların da isimleri yayınlanırdı. Bunlar yok artık. Devlet şeffaf, şeffaf olmaktan çıktı. İkinci Birinci soruda Birinci soruda e, referandumu söylüyor. <laughs> referandum gecesi neden YSK önüne gelmediniz? 2,5 milyon damgasız oy vardı diyor. Mühürsüz oy. Mühürsüz damgasız. Ya, o kalıyor. konuda da kim diyor 2,5 milyon oy? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıkladı. Yani. Çok küçük bir oy. Öyle 2,5 milyonluk bir oy yok ortada. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Ki acaba resmi bir veri bulabilir miyiz diye çok uğraştık. Yok. Sonunda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yaptı bir açıklamalar oradan. Sonucu değiştirecek bir oy değil, oranı değil. Sonucu. Değildi. Zaten kendisi de söyledi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da ifade etti bunu. Evet. E, efendim e, özellikle iki tur arasında aslında tam Ümit Özdağ şimdi yayınımıza da hayatım. soru sormuşken o bahsi de açalım. E, Ümit Özdağ ile imzaladığınız protokol... Sonrasında özellikle seçimden sonra çok tartışıldı. Kendisi çıktı dedi ki bana hem MIT Müsteşarlığı hem de İçişleri Bakanlığı vaat edildi. Çeşitli yok efendim, bakanlıklar bir vaat şey edildi. Yok. Ümit Özdağ doğru mu söylemiyor? Siz, yani o dönem ne oldu tam olarak? Siz gazetecisiniz. O dönem iki protokolde açıklandı. Protokolde böyle bir şeyler var mıydı? Gizli protokol olduğunu iddia ediyor Sayın Özdağ. Hayır işte ikisi iki tane protokoldü. Birisi kamuoyuyla paylaştık, diğeri paylaşılmayandı. O da açıklandı. Paylaşılmayandı. Tabii o, o da açıklandı. Yok böyle bir şey. Yani doğru söylemiyor mu Özdağ? Siz öyle mi iddia ediyorsunuz? Efendim protokolü bulun, İnternete girerseniz bulursunuz. Böyle bir ifade var mı yok mu orada görürsünüz bu kadar açık. Bugün olsa yine böyle bir protokol imzalar mısınız efendim? Bugün koşullar farklı. Yani yanlış yap, yapılmış mı o dönemde yanlış yapmış mısınız? Bir oya bile ihtiyacınız var. Bir oya bile ihtiyacınız var. Bir o için MİT Müsteşarlığı ve İçişleri siz, Bakanlığı. Ve siz ya öyle bir şey yok diyorum. Siz yine hala İçişleri Bakanlığı diyorsunuz. Bu vaat diyorsun. edilmedi diyorsunuz. Peki. Yani hayret Peki. ediyorum. Şimdi biliyorum gazetecisiniz belki hani acaba Kılıçdaroğlu'nu zor duruma sokabilir miyiz diye. Asla, Yok. hayır hayır. Asla. Ama Beni benim 10 yıldır tanırsınız. Benim gayet açık halde. ve net verdiğim yanıtı tekrar farklı bir üslupla dillendirmek doğru değil. Haklısınız. Peki. Evet. Ee, ee, sonlara doğru geliyoruz. Şu, Sinan Oğan'ı soralım Sinan Oğan'a yeri gelmişken soralım. Çünkü e, Zafer Partisi'nden ve Ümit Özdağ'dan söz açmışken Sinan Oğan'la bir poleminiz oldu. Daha doğrusu sert bir e, mesaj yayınladınız. Sinan Oğan. Ben ona Sinan Oğan bu stüdyolarda Öncesi, önce önce Kemal Bey'in söylediğini hatırlatalım. Tabi buyurun. Ee, Sinan Oğan'la ilgili dediniz ki ben ona ayakkabılarımı bile vermem boyatması için. Doğrudur. Gibi. Ee, Sinan Oğan'ın sözleri üzerine bunu söylediniz Hı -hı. Ee, ve Sinan Oğan'dan da karşı açıklamalar Şöyle, geldi. Sinan Oğan bu program, TV yüzeyinde evet. çıktı ilk kez Cumhurbaşkanlığı adaylığından evet. sonra bu hakkındaki. Ee, zenginleşme iddialarına da sordum ben tek tek yanıt verdi. Hepsinde açıklıkla. Yani ev ev tapu topu sordum. Evet. Kendisinin yanıtları oldu takdir kamuoyunun. Bana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sizin için. Bana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı 3 bakanlık teklif etti ama ben önceliğim bu değil dedim şeklinde bir açıklaması oldu. Siz de buna yanıt olarak sana bırak 3 bakanlık ve cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermeyi boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem dediniz. Doğru. O süreçte Sinan Oğan'a 3 bakanlık teklif ettiğinizde doğru muydu efendim? Ne oldu orada? Ayakkabılarımı vermeyeceğime göre 3 bakanlıkta veremeyiz herhalde. Değil mi? Doğru değil bu ortaya atılan. Az önce zaman. söyledim. Sana bırak Üç bak Bakanlığı, ayakkabılarımı boyatmak için ayakkabımı bile vermem dedim. Daha ne söyleyeyim? Çok bak, sert ifadeler. Evet, yaptım. dolayısıyla doğru ifadeler. Devam Hayır, doğru ifadeler. Evet. Daha evet. ne söyleyeyim? Evet. Ee, şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konu sizin açıklamalarınız efendim onu söyleyeyim. Sosyal evet. medyada arkadaşlarım kulağıma son söylüyorlar. Son kaç dakikamız? Ona son göre bir 10-15 dakikamız ayarlı. kaldı. 10 ee, dakikamız biraz da istedik yönetimden <laughs> süre olarak. <laughs> ee, son olarak efendim sizin üzerinde çalıştığınız bir konudan söz ettiler. Refah milliyetçiliği. Evet. Şimdi biraz onu sormak istiyorum. Refah milliyetçiliğinden neyi kastediyorsunuz? Bir kavram mı geliştiriyorsunuz? Bir e, tanımlama mı geliştiriyorsunuz? Bu Türk halkının ne işine yarayacak? Biz kimlik bağlamında kimliği esas alarak pek çok insanımızı mağdur ettik. Oysa kimlik kişinin elinde olan bir şey değil. Kimlik siyasetini mi kastediyorsunuz efendim? Kimliği kastediyor. Önce kimlik. kimlik. Önce. Yani her birimizin farklı kimlikleri olabilir. Kişi kendi kimliğini yani etnik kimliğini seçme hakkına sahip değildir. Ama herkesin kimliği kendi şerefidir. Herkes belli bir değerin içine doğar. Herkesin inancı, kendisine saygı duymamız gereken bir alandır. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermemiz lazım. Ama bu ülkenin büyümesi lazım. Bu ülkenin kalkınması lazım. Bu ülkede huzurun olması lazım. Bu ülkede gelir dağılımının eşit olma eşit dağıtılması lazım. Yani eşite yakın diyelim e, dağıtılması lazım. Bu ülkede adaletin olması lazım. Bizim refah milliyetçiliğinden kastettiğimiz refahta buluşmamız lazım. Artık kimlik kavgalarını bir tarafa bırakalım. Herkesin kimliğine saygı duyalım. İnanç kavgalarını bir tarafa bırakalım. Herkesin inancına saygı duyalım. Komşusu açken tok yatan benden değilse o zaman ben komşum açken ben tok uyumamalıyım. Refahta buluşmalıyız. Onun da geliri artmalı, benim de gelirim artmalı. Onun da çocuğu iş bulmalı, benim de çocuğum iş bulmalı. Sosyal açıdan, kültürel açıdan, ekonomik açıdan bizim bir birliktelik sağlamamız lazım. Refah milliyetçilerinin özünü bunlar oluşturuyor. Sosyal olarak biz beraber olmalıyız. Kültürel olarak da kimlik, o zengin kültürümüze sahip çıkmalıyız. O kültürü korumalıyız. Ekonomik olarak da hepimizin gelişmesi lazım. Bu ülke bir dönem geldi kimlik yüzünden kavga etti. Evet. Bir dönem geldi inanç yüzünden kavga etti. Bir dönem geldi yaşam tarzı üzerinden kavga etti. Niye kavga ediyoruz? Oysa biz refahta buluşabiliriz. Kaynaklarımızı doğru harcayabiliriz. Bu ülke hızla büyüyebilir, kalkınabilir. Allah aşkına şu ülkenin haline bakın ya. Bulgaristan geldi bizi geçti. Yunanistan geldi bizi geçti. Romanya geldi bizi geçti. Bosna Esek bizi geçti dönüyorum. Uzak doğuya bakıyorum. Çin geldi bizi geçti. Hindistan bizi geçti. Vietnam geldi bizi geçti. Ya biz hala nal topluyoruz. Bütün komşularımızda kavgalıyız. Oysa refahta buluşmak gibi, refaha yüceltmek gibi bir alana kilitlenmek zorundayız. Refah milliyetçiliğinden kastettiğimiz bu. Biz artık yeni bir süreci başlatmalıyız bu ülkede. Yeni bir süreci beraber yaşayabileceğimiz, özgürce tartışabileceğimiz, düşüncelerimizi ifade ederken suçlanmayacağımız yeni bir süreci başlatmak zorundayız. Bu olmadığı takdirde Türkiye iç kavgalarıyla zemin kaybediyor. Düne kadar her türlü hakaret ettiğiniz adamın şimdi kapısına giden bir saray var. Ya düne kadar her türlü hakareti yapıyordu. Bu Türkiye'nin onuruyla oynamak demektir. Bu ülke Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ülkedir. <laughs> Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bağımsızlığın ne olduğunu bilen bir ülke başka bir ülkeye saygı duymak zorundadır. Oranın iç işlerine karışmamak zorundadır. Oranın yöneticilerini ben atacağım gibi bir noktaya Türkiye'yi getirmemek zorundadır. Ne oldu kaybeden? Hep Türkiye oldu. Niye kaybediyoruz? İçeride ve dışarıda. Biz refahta buluşmalıyız. Refahımızı geliştirmeliyiz. Kültürümüzü geliştirmeliyiz. Bilim alanda büyük gelişmelere imza atmalıyız o zaman bunun adı refah milliyetçiliği dedik ettik milliyetçilik değil bu konuda şeyin Özdemir İnce'nin Özdemir özdemirince ve yazar. Cumhuriyet gazetesinde 3 makalesi çıktı Millicilik milliyetçilik mi millicilik mi diye? Fransızca'dan tercümenin yanlış yapıldığını, aslında özünün millicilik olduğunu anlattı. Olağanüstü güzel. Bizi dinleyen bütün e, vatandaşlarıma e, o üç makaleyi bulup okurlarsa ne kadar değerli düşüncelerin olduğunu daha doğrusu. Aynı paralelde pek çok şey yapabileceğimizi ve kimse, kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmadan o kimliğe saygı duyarak milli duygularla biz büyüyebiliriz. Refah milliyetçiliğinden kastettiğimiz de bu zaten refahta buluşalım. Sosyal hayatımızı geliştirelim, kültürel hayatımızı geliştirelim. Bakın dünyanın en zengin kültürüne, dünyanın en zengin kültürüne sahip bir ülkeyiz biz. Farkında bile değiliz. Yok ediyoruz kültürümüzü. Dolayısıyla biz kimlik açısından da Osmanlı'dan devraldığımız bir, daha doğrusu Osmanlı'dan yeniden doğan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya koyduk. Her kimlikten insanımız var. Bunları biz düşmanlık değil, bunları zenginlik kabul etmeliyiz. Beraber yaşıyoruz zaten bu coğrafyada. Birlikte yaşıyoruz. Bayrağımızın altında yaşıyoruz. Huzur içinde yaşamalıyız. Herkesin karnı doysun. Şimdi bir grubumuz var sefalet içinde, bir grubumuz var milyarlarla. Bir grubumuz var vurgun peşinde, öbür grubumuz var ekmek peşinde. Ülkeyi bu hale getiren bir siyaset anlayışı refah milliyetçiliğini sağlayamaz. Refahta buluşacağız. Refahta buluşacağız ki biz ülkemizi büyütelim. Daha Peki, çok makale, evet, evet, daha çok makale okumaya zaman bulduğunuzu da anlıyorum. Buradan kitapta, genel başkanlık evet. sonrası herhalde zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son zamanlarda ne okudunuz diye biraz e, tatlı bir soruyla da e, bitirelim. kapatalım, evet. bitirelim istiyorum. E, son e, çok kitap okuduğunuzu biliyorum. Okuyorum, istiyor. evet. Afganistan diye bir e, kitap okudum. E, Afganistan'da uzun yıllar e, çalışan bir e, kişinin kitabı. Olanı e, olağanüstü güzel. E, Afganistan konusunda çok e, güzel bilgilere ulaşmak ve sağlıklı bilgilere ulaşmak mümkün. E, Afganistan kiralık ülke olarak tanımlanıyor oradan. Yani kim parayı verirse Afgan yöneticilere onlar. Ee, Afganistan'da egemen bir güç olarak ortaya çıkıyorlar. İşte bir dönem Rusya, bir dönem Çin vesaire diye. Ee, güzel bir kitap. Yani Afganistan'ın tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayıp bugüne kadar, e, General Dostum'un Türkiye'ye gelişine kadar olan süreci çok iyi anlatan bir e, kitap. E, kayıp Aydınlanma diye henüz daha bitirmedim ama kalın bir kitap. O da olağanüstü güzel bir kitap. E, kayıp Aydınlanma. Frederick Star'ın tabiiymiş galiba. Evet. Yarından evet. önce de konuşmuştuk oradan. Bu, bu arada efendim evet. ağırlıklı olarak biraz Uzak Asya, Uzak Doğu ve Avrasya'ya ilginiz kaydı diyebilir miyiz? Çin'i de bir makalede kaleme aldınız Çin. Evet. Kalkınması. Şimdi ilginiz biraz oraya mı kaydı? Şimdi ilgim şöyle. Şimdi demokrasi gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir. Demokrasi gelişmemişse eee o ülkede gelişmeyi, ekonomik gelişmeyi, sosyal gelişmeyi, kültürel gelişmeyi bulamıyoruz. Çin burada bir istisna. Dolayısıyla Çin'i merak ettim. Yani Çin demokrasi bizim anladığımız anlamda yok. Ama Çin'de de olağanüstü hızlı bir gelişme var. Bunu Sayın Darun Acemoğlu'na sordum. Çin hani demokrasi gelişmiş ülkeler anladık ama Çin'de demokrasi yok ama hızla gelişiyor diye. Çin'de köklü bir Bürokratik yapının olduğunu ve o bürokratik yapının kaynakları çok verimli kullanarak planlar yaparak ülkeyi büyüttüğünü ifade ekonomi. etmişti. Evet, Hı. evet e, ifade etmişti. Gerçekten de öyle. E, Çin teknoloji açısından e, olağanüstü gelişmeler e, sağlayan bir ülke. Bir kavram daha var. E, yüksek yetenek inşası dediğimiz bir kavram. Hı. Bir toplumu ileriye taşıyan o toplumun yüzde bir buçuk ikisidir. Üstün zekalardan Hı. oluşur. İngiltere dünyanın en önemli 20 üniversitesi için bir kanun çıkardı. Dedi ki bu üniversitelerden mezun olanlara koşulsuz İngiliz vatandaşlığı vereceğim diye. O nitelikli insanları kendi ülkesine taşımak için, o ülkede yaşamalarını sağlamak için. Amerika'da dünyanın her tarafından pek çok insan gidiyor. İşte uzay sanayindeki büyük gelişmelere imza attılar. Maalesef biz, maalesef az önce ifade ettim. Nitelikli insanlarımız yurt dışına ama niteliksiz insanlar da göçmen olarak Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin geleceği aslında bu. E, çok büyük bir tehlike. Peki Şimdi, Sayın Genel Başkan kapatıyoruz. Çok mesaj var. Çok Siyasetçilerden var. Anda, de bir mesaj evet. var. Bir son soru Kim? ekleyeceğim efendim. Az önceki polemiği büyütmek için sormuyorum kesinlikle. Bana da kızdınız ben size yok dedim. Yok, hayır. Niye üstüne Kızmaya soruyorsunuz yok. diye. Evet. Şimdi sizin imzanızın olduğu evet, iddia yok. edilen bir metin ee, i̇smini vermeyeceğim ama çeşitli siyasi partilerin mensuplarından, genel başkan yardımcılarından da geldi bu metin. Evet. Gazetecilerden de geldi. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la beraber imzaladığınız bir protokol olduğu iddia ediliyor. Hayır, Altında Ümit da... Özdağ tweet attı evet, şu anda. Em... Şu anda tweet attı. Tamam doğru. o tweet'i de getirdim. Evet. Şöyle içinde şu maddeler var. Eğer bu doğru değilse Hı. sizden duymak tamam. isteriz. Birinci madde İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık. Yani İçişleri Bakanlığı evet. demiştim. Evet. Yok demiştiniz. Güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikle olmak üzere, yani güvenlik evet. bürokrasisi deyince MIT geliyor evet. akla. Görüş birliği sağlanan bakan yardımcıları ve müsteşarlıklar, evet. MIT müsteşarlığı herhalde atıfı burada, Zafer Partisi'ne tahsis edilecektir. Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır. 4. maddede Zafer Partisi'nce deruhta edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir diyor böyle bir Kimi protokol protokol. Ee, Ümit evet. Özdağlayım. Hayır, Hayır. Sizin de Kemal Kılıçdaroğlu altılı CHP masa genel başkanı. Hayır, Başkanım. altılı masa, Hayır. Masa, masa değil. 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 Tamam. Sizin imzanız tamam. var efendim. Şimdi eğer altılı masada kabul görürse tamam. Dikkatinizi çekerim. Altılı masaya adına imzalanmış bir metin değil o. Yani altılı masada kabul görmediği için bu geçerli değildi. Ama Ümit Özdağ sizden masada, bu sözleri almış, Çünkü altılı kadarıyla. masada eğer kabul görürse bu metin onun geçerli olacaktı. Hı. Altılı masada kabul edilmezse çünkü geçerli yok. Bağışlayın efendim ama az önce bana dediniz ki yalan yok böyle bir şey. Efendim? Bana böyle bir şey yok dediniz az önce yayında. Altılı masayla ilgilenen bir şey yok. Ayrıca orada mit de yok. Dikkatinizi çekerim. Güvenlik, güvenlik bürokrasi. Güvenlik bürokrasi. Bürokrasi, <laughs> güvenlik bürokrasi, Peki efendim. Şey de yok. Peki. Evet. Takdir kamuoyunu. Takdir evet. kamuoyunu. Sayın Kılıçdaroğlu açık yüreklikle sorularımıza cevap verdiniz. Çok teşekkür ederiz Estağfurullah. efendim. Estağfurullah. stüdyolarında size ağırladık. Sağ olun. Teşekkür Şu ederim. Şu anda Türkiye'de de en çok konuşulan konuyuz. Ee, açıklamalarınız e, Türkiye gündemine damgasını vurdu. Tahmin ediyorum ilerleyen günlerde de konuşulmaya devam edecek. Bizden e, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Ağzınıza efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.